şu anda kullanmış olduğum sebzeler biraz kış sebzeleri ama ben istedim ki bu yemeğin adı bahar olsun. Tamam. İçimiz açılsın. Tamam. Ama arzu ettiğiniz herhangi bir sebzeyle yeni turfanda olan sebzelerle de bu türlüyü yapabilirsiniz. Bu türlü, şimdi dur ilk önce anlatayım içinde anlat, ne malzemeler baksana, var. Bir anda bu değil şeyi mi? Yapmaya başladı. Ne kıymayı koydu kavurmaya başladı. Ben evde yapar gibi ne başladım. Var aşkım? Bir küçük boy karnabaharımız var. Evet. Bir adet kerevizimiz var. Evet. İki adet havuç. Bir adet iri patates. Bir adet pırasa. Harika evet. Buraya kadar her şey. Kıymalı kısmı için ise bir adet kuru soğan. 150-200 gram dana kuzu karışık olabilir kıyma. Hı hı. Bir buçuk yemek kaşığı salça. 3-4 yemek kaşığı domates püresi. Bir çay kaşığı karabiber. Bir su bardağı nohut. Oo, yok yok içinde. Evet. Bir kase kereviz yaprağı. Yarım limon suyu. Tuz, zeytinyağı. Şimdi ben eksiğim ama harika. Nasıl ama çok besleyici bunlar? Yani peki. Tek başına bile bir şey bu menü aslında. Tabii. Her şey var içinde, protein var, gerçek protein var, bakliyat var, sebzeler var. Çok besleyici. Yani çocuğa öncesinden çorbanı iç, sonra da işte köfteni ye, peşinden de onu ye falan değil. Bir çeşit yemekle hem ev halkını hem de çoluğu çocuğu kandırabilirsin evet. Bununla beraber. Evet. Çok da lezzetli oluyor. Kandırmak şimdi, da güzel mi? Değil mi? Annem derdi ki bazen evde yemeğin olmayabilir ama evde olan ne varsa öyle güzel bir sunum yap ki tabii. O sunumla wow nasıl sofra desinler. Bir domates bir salatalığı bile şık bir tabağa koyardı. Kenarına biraz maydanozla süslerdi. Dolayısıyla da böyle sofra çok renkli tabii. Gözükürdü. Bu da renkli gözüken son derece lezzetli. Senin de söylediğin gibi besleyici bir türlü aslında. Evet. Bütün yemeklerde olduğu gibi soğanla kıymayı güzelce kavurduk. Hı-hı. Diğer tarafta da tenceremin içine birazcık yağ gezdiriyorum yapışmaması için. Ve sonrasında en zor pişenden başlıyoruz. Evet. Havuçlar. Havuçtan. Evet hemen harika. Pırasasını da koyuyorum. Bugün hemen bunları sevgili izleyicilerimize önden söyleyeyim. Doktor Gökhan Mamur var. Az sonra çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı biliyorsunuz. Mutfakta çocukların beslenebileceği, yiyebileceği mevsim sebzelerinden bahsedeceğiz. En faydalı besinler nelerdir? Bebeklere hangi ayda neler yedirmemiz lazım? Ayrıca mutfak kazalarından bahsedeceğiz. Bugün çocukların başına mutfakta ya da evde gelebilecek uzak durmaları gereken cisimlerden bahsedeceğiz. Anneler için bu çok önemli. Çünkü alıp ağızlarına atarlar, alıp ay, oynarlar, çekmeceleri açarlar. Kaşla göz arasında yapıyorlar bunu. O çok önemli. Gökhan Hoca ile de bunları konuşacağız. Harika. Gökhan Hocam bakalım benim yemeğime ne diyecek bu türlüme? Bence beğenecek. Bence de değil bence mi? Bence de. Yani biliyorsun aslında o çok pardon. Yok estağfurullah sen söyle. Ben aslında dedim. Yani aslında son derece mevsim sebzelerinden evet. Yapılmış besleyici doğru. Bir yemek. Ben de beğeneceğini düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. O biliyorsun böyle bütün bunları çocukların önüne bütün olarak koyup yemelerini ve deneyimlerini arzu eden bir hekim. Anneleri bu yönde, biz annelerin yapması bunu çok kolay değil. Özellikle 0-1 yaş çocuk yeni yemeye evet. Başladığı dönemde. Ama mutlaka onların deneyimlemesi ve sevdiğini sevmediğini ayırt edebilmesi için önüne koymak lazım bütün bunları. Kesinlikle ben valla açıkçası birazcık pişmanım mesela yani daha erken bir şeylere alıştırıp başlatmadığım için. Yani mesela ne diye düşünüyorum? Mesela yumurta. Yani yumurta yedi aslında sonradan bıraktı benimki. Ama bazen sevmiyorlar. Bazen var. Mesela benim kızım bamyayı çok severdi. Yaptın? O biraz annenin hatası değil. Belki çocuğun tercihlerinle alakalı olabilir. Bir takım şeylerdi. Benim kızım bamyayı deli gibi severdi küçükken. Birazcık büyüdü. Gittiğimiz bir yerde bamya vardı. Dedim ki ah Öykü bayılır bamyaya dedim. Nereden çıkartıyorsun? Ben hiç sevmem bamyayı dedim. Ve sonra bamya bir daha hiç yemedi bamyayı. Yani biraz hani bamya gene bir şey yani şimdi bu çocuk yumurta meselesi falan bayağı çok evet. Önemli bir gıda. Peynir yemiyor şimdi çocukların çoğu. Aynen herhalde. O niye seçiyor acaba bu yeni yavaş çocuklar? Yavaş yavaş da değişmeye başlıyor aslında. Hani bunun da sinyalini görüyorum herhalde. Mesela kaşar peyniri dışında Türk peyniri yemezken şimdi yavaş yavaş değişik peynir türlerini bir şeylerin içine karıştırdıkça yiyor mesela. Üç peynirli sandviç falan diye böyle ona bir şeyler katıyorum ben evde. Aa, çok karıştırıyorum. Güzel. Karıştırıyorum bak bu çok güzel oldu falan diye. Ne varsa içine koyup besleyici. Benim kızım da çok iştahsızdı. Ben şöyle formül buldum.
Benle birlikte onu mutfağa sokuyordum. Demin dedin ya mutfak kazaları çocuklarla evet. alakalı. Hani gözümüz onun üstünde. Biz varken yapabilecekleri ve biz yokken yapabilecekleri noktasında biraz eğitmeye çalıştık. Benle birlikte yaptığında tatmak istiyordu. Evet, biraz öyle alıştı. Çok güzel. Ama tabii mutfak çocuklar için gerçekten annenin gözünü ayırmaması gereken bir yer. Tabii şimdi bir de önemli bir sistem var. Yani onlar hepimizin bir dolapları var. Dolaplarda eşyalarımız var. Kendimize ait alanlarımız var. Evet. Şimdi aslında bu bir sistem. Çocukların da kendine ait alanlarını yaratabileceğimiz bir mutfak yaratabiliriz. Mesela tabii. biz Eren'e şöyle yaptık. Mutfakta bir dolap var ve o dolap Eren'in. Aa, çok güzel. Süper. Onun tabakları, onun erişebileceği, onun olabileceği, onun ulaşabileceği şeyler. Bu bir metot aslında. Çok doktorumuz güzel. Da bahseder bize birazdan. Ve bununla beraber çocuk kendi aidiyet ve şey duygusunun kesinlikle sahip olabileceklerinin belli bir yerde ona ait durabileceği duygusunu ve özgürlük ve sorumluluk gibi birçok şeyi tabii. aynı anda hissedebiliyor. Bu çok güzel. Ben annelere bunu çok tavsiye ederim. Nohut geldi. Vay vay evet. vay. Bu şimdi aslında kıymalı Soğan, bir nohut yemeği. Salçayı, evet. Bu başlı başına bir yemek aslında. Bu başlı başına, başına bir yemek. Ben de kızıma kendi suyunu başkasından istemeyip kendi kendine çok önemli. Alması gerektiği kısmını öğretirken bir ufaktan başlayıp çok önemli. Onun da erişebileceği yerde sürahisi, evet. suyu onları evet. alıp vermeye başladı. Çok başladım. Önemli değil mi Meltem Çok abla? Çok önemli. O çocuğa gerçekten ileriki hayatında da bir şeylerden sorumlu olmanın başlangıcı evet. aslında. Evet. Çocuğa sorumluluk vermek. Sonra da benim kızım bu kadar mutfağa girince çok mütevazı olamayacağım kusura bakmasın. Ben iyi yemek yapar sayılırım ama benim kızım gerçekten şahane yemek Ay nerede yapıyor. Senin bu kızını anlatamadım. Benim kızım şu anda Kaş'ta. Gelsin getireceğim Öykü, onu gel buraya. Gel şu Kaş'tan buraya. Gelsin. Mutfakta çok... seni Meltem Açıkel'in kızını görmek Ay, istiyoruz. Çok güzel. Vallahi buradan onu kucaklayarak öpüyorum. Canım Aynen, benim çok, çok özledim. Orası ne güzeldir şimdi. Çok. Doğa yeni uyanırken. Ah çok. Ay. Harikadır gerçekten. Şimdi kıymayı koyduk, soğanı koyduk, güzelce kavurduk, nohut da ilave ettik. Aslında bir nohut yemeği yaptık başlangıçta. Ama lezzeti farklılaştırmak ve değiştirmek için dürümün içine koyduğum kerevizin yapraklarını ayırdım, güzelce güzel. Yıkadım. Kerevizin yapraklarını üzerine ilave ediyorum. Çok güzel. Başka bir aroma ve başka bir lezzet katacak yemeğinize. Biz bazen mutfakta çok kıymetli olan şeyleri değerlendirmeyip atıyoruz. Ama bunlar gerçekten yemeğe, o yapraklar yemeğe lezzet katan, yemeğinize farklılık kazanır. Şimdi bu iki ayrı yemek oldu evet. resmen. Bak bu ayrı bir yemek, bu ayrı Aynen. bir yemek. Ama şimdi ikisini birbirine karıştıracağız. Peki. Ben şimdi onun içine birazcık Aynen. su gezdiriyorum ki sebzelerimin üstüne rahat dökülebilirsin. Başka ne koyabilirsiniz? Belki bolca sarımsak ilave edebilirsiniz ha, eğer seviyorsanız. Sarımsak da çok yakışır. Biber salçasından domates salçasına kadar, domates püresine kadar her şey çok yakışıyor içine. Hı hı. Sebze olarak da senin de saydığın gibi havuç, işte hep aslında evde olan, pazardan alınan evet. sebzeler. Dediğim gibi biz bugün havuç kullandık, karnabahar kullandık, kereviz kullandık, hı hı. pırasa kullandık ama ne bileyim pazarda sevdiğiniz başka bir sebzeye rastlarsınız. Enginar çıkıyor şimdi Ay, yavaş yavaş. Çıktı. Ege enginarı evet. ama Ege usulü Ege pişirme. Usulü evet. Yapraklı yapraklı. Yaprak yani şimdi tabii kabuklarınla beraber. Tabii öyle mi? Yapmak aslında çok onun makbul. Çok. Onu annem çok ustasıdır ama ben şimdi tabii İstanbul'da artık alıştım İstanbul usulü Ayıklanmış enginara değil Aynen. mi? Aynen. Ayıklanmış enginara ama yani sabah öyle akşam yiyebilirim ben tamam. Bence öyle. Evet. Gerçekten çok seviyorum. Bir gün yapalım enginarı. Yani hem yapalım yapalım enginar günü yapalım. Aa yapalım enginar tamam. dolması yapalım. Tamam. Yani aslında aynı gün birkaç çeşit enginar pişirelim. Evet tamam. Aynen. Süper. Harika. Enginarları alalım. Enginarlar şimdi biraz ucuzlasın. Daha yeni çıktı. Pahalı mı? Şimdi biraz pahalı ama değil çok mi? Enteresan. Yeni çıkmasına rağmen ben bir iki kere alıp pişirdim. Eskisi gibi değil. Yumuşacık, kılçıksız evet. o kadar lezzetli güzel. Ve güzel ki. Harika. Şimdi. Şimdi efendim ben Doktor Gökhan Mamur'dan bahsettim. Bugün bizimle olacak diye çocuk hastalıkları uzmanı kendisi. Ve şimdi bize hem mutfakta neler yapacağız hem manavdan neler almalıyız. Mutfak kazaları nasıl olmalı? Ne yapmalıyız hocam? Geldi. Hocam buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkürler. Çok merhaba. Kulaklıkla hocam.
çınlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizi gördük, harika olduk. Güzel kokular geliyor. Çok teşekkür ederim. Kulaklarınızı çınlattınız. Evet, çınlattık hocam. Bu yemeği sever misiniz? Çocuklar yer mi dedik? Ben aslında hiçbir yemeği hakikaten ayırt etmem. Yeni tatlara da çok açığım. Ama çocuklar hep geldiğimde anlatıyorum ya, 6 ile 12 ay arasındaki dönem çok önemli. Evet. Yani o tatlara, o görüntülere alışması, onları evet. tanımlıyor olması çok önemli çok ki doğru. o yeni yemek korkusu tetiklenmesin. Doğru. Buraya doğru geçiyoruz. Meltem abla. Canım buradan takip ediyorum şey yemeğin başındayım. Tabii, harikasın. Bunlar önemli. Sen de torunun da artık kullanacaksın bunları. Evet, gerçekten öyle. Nerede kalmıştık? Demiştik ki banyo. Banyodaki kazalar nelerdi? Mesela kovada leğende su var diyelim Ebru Hanım. Çocuklar ne, çok severler suyla oynamayı ve gelir böyle böyle yapar değil mi? Ama çocukların bedeninin ağırlık merkezi neresidir? Kafalarıdır. Onun için bile kafalarını çarparlar oraya buraya. Ya da kafa üstü otururken de. Yani şöyle çocuğu bıraktığında değil mi? Böyle düşerler hocam. Aynen öyle. Bizde, otururken. Bizde nasıl da bizim bedenimizin vücut ağırlık merkezi popomuzdur. Onların ikisi kafaları. Şimdi ben bu suyla oynayacağım derken ne oluyor? Yer çekiminin etkisiyle kafası ağır olduğu için bu suyun içine düşer. O sebepten dolayı yalnızca şu kadarlık su bile boğulmalara neden olabilir. Ay Allah korusun. Bakın şöyle bir şey yapayım, şuraya koyayım. Burada bir, gerçi bu büyükçe bir bebek ama hani düştüğünü hayal edin. Şöyle bakın seviyeyi, su seviyesini görüyor musunuz? Burada tam tutmadı belki ama hani birazcık daha fazla olsa ağzını burnunu rahatlıkla kapatabilecek düzeyde. O nedenle kovada veya leğende lütfen su bırakmayın. Özellikle temizlik günlerinde bunlar olabiliyor tabii ki. Bunlar çok önemli şeyler. Her zaman gözümüz çocuğumuzun üstünde olmalı. Özellikle hareket kabiliyeti daha yeni geliştiği tabii. dönemde. Onun dışında yine, yine ağırlık merkezinin olduğu şey hemen aklıma gelince açık pencereler hocam değil mi? Tabii. Çocuklar tırmanıyorlar. Yine temizlik günlerinde aynen, hani havalansın. Anne arkayı döndüğü anda çocuk merak ediyor. Çok teşekkür ederim. Bu çok güzel bir örnekti. Hakikaten bu yaş gruplarında daha sürücü ehliyetini yeni almış tabii. sürücülere gibi benzetmemizi devam ettirebiliriz. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ilk başta bir saatte 30-40 kilometre gidecek. Ondan sonra 70'e çıkacak. Ondan sonra en fazla 90'a ve yeter zaten. Ama emniyet kemeri nedir? Bizleriz. Evet. Bu konuda onların emniyet kemeri bizleriz. Onun için bu bir büyük bir sorumluluk ve kazadır. Böyle olur. İşte bu sebepten dolayı da evimizi daha evvelinden evimizde önlem almamız evet. gerekiyor. Şu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. O zaman önlemlerimizi alalım. Çok basit hocam, o pencerelere ve kapılara takılan şu kadarcık çok ucuz evet. Kilitler var. Evet. Güvenlik kilitleri. Evet, evet. Onları takacaklar. Evet. Düğmeli tık diye takılan aynen. çok kolay. Her aynen. yerde bulabileceğiniz. Lütfen evet. kapılara ve pencerelere bunu açın. Çocukların açabileceği noktalarda olmasın. Yüksek olduğunda, takıldığında hiçbir şey olmuyor. Çok güvenlik doğru. çok önemli değil mi? Mesela benim en çok takıldığım noktalardan biri köşeleriydi bu masaların. Evet. Ya bunlara da razıyım bu arada. Ha, değil mi? Daha yani neler kafasını, var? Kafasını çarpar, biraz morarır, biraz ağlar tabii. tamam hadi geçmiş olsun ama boğulma Allah gibi korusun. Bu plastik poşet, şişirilmemiş tabii. balon vesaire bunların dönüşü yok çünkü. Peki. Bunun dışında deterjanı yukarılara alalım lütfen, yükseğe alalım. Deterjanlar tamam. Neydi? Prizlerimize aman dikkat. Prizlere dikkat. Şöyle yapayım. Merak prize ediyorlar dikkat. Onu tabii değil mi? Tamam o parmak oraya evet. merak girecek. Çocukların bir merakı var. Böyle ben parmağımı sokacağım ben bunun içine diyor. Ah evladım, canım benim, sen tabii ki biz bu modern dünya sana göre değil. Ama yani bu ölümcül bir sonuç yaratabilir. O nedenle ne yapıyoruz? Kapak takıyoruz. Bunun çok güzel basit çok kapakları basit. Var. Priz hatta, kapakları var sevgili evet, hanımlar. Evet. Böyle tık diye çocuklar açamıyorlar ama siz onu açabiliyorsunuz. Aynen kullanacağınız öyle. Zaman açın aynen tekrar öyle. Takıyorsunuz. Bu gerçek görüntü olarak da hoş oluyor. Çok önemli evet. çok çok önemli. İlgi çekmiyor çocuklar açısından. Hatta hani eğer bu kapaklar problem yaratıyor diyorsa bazı anne babalar bunların yeni şeyleri var, yeni prizler var. Evet. Her iki tarafa da aynı anda fiş takıldığı takdirde ilerliyor. Ha, çok güzel. Ama o bir teferruat belki ama o kapaklar yine de hocam, çok çok yine de yani o lazım. Çok evet. Değil mi? Çok belki de hani herkesin aklına gelmeyebilir evet. ama yine de bir seçenek daha sunmak istedim. Store perdeler. Store perdeler çok önemli. Neden? Çünkü zincirleri var onların. Evet. Ve yine çocuklar nasıl bunlara parmak sokmayı merak ediyorsa boyunlarına dolamaya da bir takım şeyleri boyunlarına habire dolarlar. Değil mi? Biliriz böyle. Mesela örnek vereyim. Buradan da bu ütüde de tamam burada yanık olabilir vesaire. Ama
şu kordonlar diyorsun. Kordon, evet, şu kablolar nedendir bilmiyorum. Hala şey 21 senelik bir çocuk hekimi olarak çok anlamıyorum ama böyle bir boyunlarına dolama merakları vardır. Allah Allah. Böyle bir merakları var veya diyelim ki bu fiş prize takılı ve bana ısırıyor. Ah. Isırmayı çok severler. Tamam. Ay, 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 ay. Ya bu işlerin hepsinin sonu çok kötü. Ya yanmak olsun, böyle ağır bir cismin düşmesi olsun üstüne, buna ısırması olsun, boynuna dolaması olsun, bunların hepsi çok çok tehlikeli ve dikkate alınması gereken durumlardır. Ve dediğim gibi storperde de yılda hep bir haber alırım, üzülerek söylüyorum ki dünyanın bir yerinde storperdeden dolayı bir çocuğun öldüğü, onun zincirinden dolayı boğulmaya neden olabilecek minik minik eşyalar. Değil mi? Mesela bilyeler, mesela yuvarlak, evet, şeyler. Genel kural, eğer baş parmağınızdan daha küçükse, genel kural olarak baş parmağınızdan daha küçükse bu boğulmaya neden olabilir. Allah korusun. Tamam, her zaman dikkate oyuncaklarda, alabileceğiniz evde kullandığınız yöntemi. Ürünlerde, evet, süslerimizde. Evet. Örneğin vereyim. Şöyle tabii değil mi? Mesela bu daha küçük. Evet. Değil mi? Peki hocam, evet, bıçaklar, çatallar, evet, ve mesela şu çok masum görünen renkli pembe, evet, şey. Evet, evet. Bu bile onun yani çıngırağı gibi gözükebilir bile ona. Yani dilini sokabilir, ah, dilini kesebilir vesaire. Her şeyi ağızlarına götürebiliyorlar ya. Evet. Bazen çok garip şeyler de olabiliyor. Örnek vereyim. Parmağını sokar buraya, sonra bu buraya takılır falan. O tür şeyler çok görüyoruz. Çok oluyor olabilir. Yani böyle, hı-hı, değişik değişik şeyler. Ha, lütfen büyüklerimiz ilaçlarını, heh, çok güzel hocam, böyle yüksek ve çocukların ulaşamayacağı yerlere koysunlar. Çünkü onun da şakası yok. Peki hocam, müdahaleye, hı-hı, gelirsek eğer, evet, boğulma, düşme, elektrik çarpması gibi durumlarda, evet, olumsuz bir durumda Allah korusun, ilk müdahale nasıl yapılmalı? Bir kere eğer bir zehirlenme söz konusuysa Ulusal Zehirlenme Merkezi var. Hemen onu arayabiliriz. Tamam. Orada söylerler numarasını zaten. Numarasını bilir miyiz? Kustu, kusturma 114, yanlış hatırlamıyorsam. 114. 114 diye, yani tamam, yine bakalım ama 114 diye hatırlıyorum. 24 saat, haftanın 7 günü 24 saat, yılın 365 günü her zaman hazır. Tamam. Arayıp kusturayım mı, kusturmayayım mı, hastaneye götüreyim mi, götürmeyeyim çok mi? Çok önemli. Bu bilgileri oradan alabilir. Peki. Sevgili anne ve babalar. Dolayısıyla bu birinci basamak. Ama eğer çocuğumuzun şuuru kapandıysa, nefes alıp veremiyorsa gibi hayati tehlike arz eden acil durumlar varsa, bir, hemen bizim ilk müdahaleyi yapıp ilk yardım yapmamız gerekiyor. Bir taraftan da 112'yi arayarak ambulans çağırmamız gerekiyor. Ha, eğer hemen köşede hastane varsa o başka, hemen kapıda götürebilirsiniz. Kulağı, evet, alıp götürmek neticede lazım. Hızlı bir şekilde ilk yardımın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu tür hayati tehlike yaratan durumlarda. Allah korusun, evet, diyelim tabii ki öncelikle anne babaların işi burada gerçekten çok zor ve önlem, önemli. Önlem, 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 önlem. Ve ertelemeyecekler. Yani onu, evet, yarın oradan kaldırırım değil. O anda onu kalkıp oradan kaldırıp orayı gerekli ve güvenli hale getirmek lazım. Bu, evet, da çok çok önemli. Evet. Ebru Hanım, çocuğumuz, bebeğimiz 9 aylık olduğu andan itibaren önlemlerin alınmış olması, evet, gerekiyor. Nokta. Bu kadar. 9 ay. 9 tamam ay. Evet. 9 aya kadar daha sakinler. Genelde kucaktalar o zamana kadar. Peki. Hocam, şimdi çocuğumuzu meyve sebzeye, tekrar ben mutfağa döndüm diğer, tamam, sorulara. Bunlar sevimsiz şeyleri bıraktık, güvenlik önlemlerimizi aldık. Aldık, evet. Ama beslenmede rahat, içimiz rahat. Beslenmede, evet, içimiz rahat değil. Çünkü çocuğa meyve sebze yemek alışkanlığını kazandıramadık. O çocuk hayatı boyunca meyve sebze sevmez mi? 8 yaşına kadar sevme ihtimali düşük. Ay. Evet. Çünkü bu yeni yemek korkusu 7-8 yaşına kadar devam eder. Ve o aşamadan sonra yavaş yavaş çocuğumuzun, ya baba ne diyor senin yediğin, bir deneyebilir miyim gibi cümleler kurmaya başlarlar. Geçen sene ben bunu mesela Bartu'da yaşamaya başladım. Evet. Çok güzeldi. Çok güzel. 2 numaralı oğlum da. Çok sevindiriciydi. Gel gel bir dene. Sevmiyorsan tükürebilirsin. Problem değil, harika, falan filan. Onu da hani cesaretlendirerek ve hakikaten de değişik şeyler yemeye başladı. Fakat kızım, ondan bir küçüğü, ona bebek öncülüğünde beslenmeyle büyüttüğümden dolayı o hemen her şeyi yiyor. Buzdolabını açıyor falan. O öyle bir çocuk. Evet. Sebze ve meyve grubu gözüyle bakıyoruz. Sonuçta bir yaşını tamamladıktan sonra çocuklarımızı 4 ana gıda grubundan vermeye çalışıyoruz. Sebze meyve grubu, et grubu, tahıllar, süt ve süt ürünleri. Tamam. Tekrar ediyorum. Süt ve süt ürünleri, tahıllar, tahıllar, et, sebze meyve. Tamam. Sebze meyve grubuna baktığımızda, ya Gökhan hocam benim çocuk hiç elma yemiyor ama armutu çok seviyor. Tamam, armut yesin o zaman. Ya işte hiç enginar yemiyor ama ıspanağı çok seviyor. Tamam, o zaman ıspanak yesin.
mümkün olduğu kadar o 6-12 ay arasındaki dönemde çocuklarımızı bunları gösterelim ve devam da ettirelim. Israr etmeyelim değil mi? Asla. Israra hiç gerek yok. Dolayısıyla sebze ve meyve grubunu o şekilde ele alırız. Et grubunu dediğimizde kırmızı et çok önemlidir. Kırmızı etin içinde çünkü çok kaliteli protein var, aynı zamanda kaliteli demir var. Tamam. Ülkemizde çok yüksek oranlarda demir eksikliğine bağlı kansızlık var ve kansızlığın zeka geriliğinden tutun büyüme gelişme geriliğine kadar maalesef etkileri var. O sebepten dolayı kırmızı et tüketimi önemli. Haftanın en az 5 günü ben tavsiye ediyorum. Kıyma şekliyle de olsa yemeklerinde olsun. Yemeklerin içine o değil ama benim çok kıymet verdiğim tencere yemeklerinin içine kıyma koyarak bunu bu açığı kapatabiliriz. Onun dışında tavuk. Tabii ki tavuk konusunda çok birçok anne baba bana gelip diyor ki ya çok endişelerim var vesaire. Ekosert sertifikası varsa ki bu devletimizin verdiği bir sertifikadır. Organik tavukta benim açımdan bir sıkıntı yok ve hatta tavsiyem o tavuğu bütün olarak pişirin, masaya getirin ve görsün çocuk. Aa but buradan geliyormuş. Evet. Aa kanat buradan geliyormuş. Aa göğüs eti buradan geliyormuş. Bu tavuk dediğimiz şey buymuş diye görsün, öğrensin. Çok güzel. Onun dışında balık, balık, balık. Yine üç tarafı denizle çevrilmiş bir ülkemiz var ve şanslıyız. Çok şanslıyız. Balıklardan, özellikle dipte yüzen balıklardan biraz uzak duralım ağır metal içerdiklerinden dolayı ama hamsi, istavrit değil mi? Çok güzel. Sezon balıkları. Sezon balıkları. Onun dışında ben hani ithal bir balık belki ama Norveç somonunu da çok seviyorum. Evet. Çünkü omega 3 yönünden çok çok faydalıdır. Çok dolu doludur. Omega 3 biliyorsunuz beynimizin %60'ını oluşturuyor. %60'ını. O da kuru ağırlığının. %60'ını oluşturuyor ve insan bedeni omega 3'ü oluşturamıyor, üretemiyor. Evet. Üretemediği için dışarıdan almamız gerekiyor. Normalde mesela anne sütünde vardır. Tamam mı? Anne de tabii ki yiyorsa anne sütünde vardır, tabii. Oradan alır. Ama omega 3'ü balıktan almamız gerekiyor. Balık muhakkak benim tavsiyem haftada en az bir kere, mümkünse iki kere yağlı balıktan verelim lütfen. Et grubunu da geçtik, dedik ki tahıllar. Tahıllar. Tahıllarımız zaten envai çeşitte. Harika. Süt ürünleri, süt ve süt ürünleri. Süt ürünleri. Evet, yani benim çocuğum süt içmiyor. Süt içmesi şart değil. Yoğurt yiyor mu? Evet, yoğurt yiyor. Peynir alıyor mu? Peynir yiyor mu? Yiyor. Harika. Harika, o zaman devam. Günaydınlar efendim. Herkese harika bir sabah diliyorum. Evet, bugün özel bir gün. Özellikle tıp dünyası için daha da önemli bir gün. Çünkü bugün tıp bayramı. Bugün değerli doktorlarımızı farklı bir açıdan ele alacağız. Onların bu yolculukta acaba nasıl bu mesleğe karar verdiler? Hangi aşamalardan geçtiler? Onların da hikayelerini birazcık böyle dinleyeceğimiz, merak ettiklerimizi soracağımız bir gün olacak. Mutfakta yine harikalar yaratacak. Üç çeşit hazırlamış bugün sevgili Meltem abla. Dedi ki artık beni ne zannediyorsunuz bilmiyorum. Her geçen gün tarifler artıyor. Talep var, ne yapalım? Hazır mısınız efendim? Başlıyoruz. Hanımlar, biz sizi düşünüyoruz. İşte size Meltem Acıkel'den yapımı kolay ama çok havalı lezzetler. Labne hamurlu çubuk poğaça, pancarlı salata ve vişneli zebra muhallebi. Bizim mutfaktaki şenliği kaçırmayın. Ama böyle hafif mayhoş bir elma olursa bu salataya daha çok yakışıyor. Kalp krizi belirtileri nelerdir? Neden kalp krizi geçirilir? Kalp hastaları kontrollere hangi sıklıkta gitmeli? Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Barbaros Dokumacı anlatıyor. Bir saniyelik batma tarzında değil, genellikle baskı tarzında oluyor. Ve bu durumlarda mutlaka 112 aramak lazım. Doçent Doktor Hayati Akbaş ve diş hekimi Doktor İlker Arslan 14 Mart Tıp Bayramı'nda bize konuk oldu. Meslek hayatlarının ilk yıllarını ve unutamadıkları anıları Ebru Aker'le paylaştılar. Kah güldüler, kah duygulandılar. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. %35'ini bana veriyor. Tamam. Ekmek alamıyorsunuz. Çektiğiniz iş parasında ekmek alamıyorsunuz. Kafama şöyle yaptı. Doktor dedi, daha çok gençsin. Zaten hiç hastan da yok gördüğüm kadarıyla. Bomboş burası dedi. 27 yaşındaki Kübra Hanım, burnum kemerli, çürüklerim yüzünden gülemiyorum dedi. Bize başvurdu. Ebru Akel onu uzman doktorlarımıza emanet etti. Kübra Hanım muhteşem değişimiyle göz, diş, burun, bak o kız gitmiş başka biri gelmiş. Az sonra kendine iyi bak da.
Evet, 3 çeşit efendim. Bir burada. Bu ne aşkım? Şimdi aslında 1, 2, 3 çeşit ama bir tanesi günah çıkarmak için derler ya. Evet. Bir tanesini senin için yapıyorum. Ha, tamam. Bir tanesi hafif yani. Buradan anlayacağımız bu ki. Biri bana daha uygun. Evet. Diğer ikisi sana daha uygun. Bir tanesi hamur işi. Ha. Çok güzel böyle şişe saracağımız güzel poğaçalar yapacağız. Allah. Diğeri de sütlü muhallebi aslında. O da ay, çok şey değil. Bunları mı yapacağız? Evet, bunları yapacağız. Bak kalpli tabaklara da koymuşlar. Aldım. Evet. Ne bunlar? Zebra muhallebi mi? Bu zebra muhallebi. Bunu bakayım bir tanesini çıkartıp ters çevirsem becerebilecek miyim şimdi burada? Sen beceremez misin? Buyurun. Nasıl yapıyorsun? Şöyle. Bunu? Kolay mı yapımı? Çok kolay. Ay. Malzemesi de çok kolay. Evet. Her zaman evde bulunan malzemeler. Bir de bunun bu kırmızı kısmını yazın yazlık meyvelerle, kışın da kışlık meyvelerle kırmızı boya veren, renk veren meyvelerle yapmak mümkün. Ay çok güzel bakalım. Şöyle bakayım. Şöyle biraz koy pıt pıtla. Ay çıktı. Aa bu üstte kaldı. Dur çıkaramadım. Şöyle pıt pıtlasak olmaz mı acaba? Bilmem dur bunu deneyeyim. Pıt pıt da çıktı mı? Bak tersten başladık bugün. Çıkmadı. Şöyle ittireyim dur. Ben de şuradan ittireyim. Ay Meltem abla. İki sabırsız balık biz. Bakayım. Ay Allah'ım. Yok bunlar çıkmayacak. Çıkıyor. Sabahleyin evde çıkarttım bir tanesini babamıza. Ha çıktı. Ha, al bak çıktı. Ha. Biraz dağıttık ama çıktı. Olsun. Ha böyle oluyor ki ters çevirince. Evet. Ay çok güzel. Ha. Bunu Hindistan yapacağız. Hindistan cevizi de varsa bak orada var. Üzerine de Hindistan cevizi serpeceğiz bunun. Ay çok güzel oldu. Bunun tadı da çok güzel oluyor. Yapımı da kolay. Bu tip şeyleri niye tercih ediyorum? Evde bulunan malzemelerle. Pazardan aldığınız sebzelerle. Şimdi. Buradan başlayalım buradan madem başlayalım. Öyle. Tamam. Şimdi nar zamanı. Evet. Narla yapabilirsiniz. Kışın. Vişneli zebra adı. Evet. Yazın vişne zamanı. Tamam. Vişne suyunla yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi tenceremden bir tanesinin içine. Nar suyu. Ay nar ne severim. Vişne koyuyorum. Sever bir tanesini misin nar meyvesini? Çok severim. İnanılmaz severim. Birine de süt geldi. Birine de 3 bardak süt koyuyorum. Çok güzel. Şimdi. Peki. Birine 2 kaşık un koyuyorum. Diğerine de 2 kaşık un koyuyorum. Hı-hı. Sonra birer kaşık da nişasta ilave ediyorum. 2 ayrı tencerede 2 ayrı muhallebi pişireceğim. Peki. Şimdi ikisine de yarımşar bardak şekerim var. Yarımşar bardak şeker koyacağım. Sonra sütlü mı? Olana, evet sonra. Tamam. Sütlü olana da vanilya ilave edeceğim. Sütlü olana vanilya. Evet. Şimdi bunların şöyle karışması icap ediyor ki top top hale gelmesin. Bak böyle kendi içinde hemen pembeleşen, kırmızılaşan. Burada amaç şu. Bunlar iki ayrı lezzetli, iki güzel lezzetli i̇ki muhallebi olacak. Muhallebiyi kat kat bir kasenin içine koyup üst üste koyacağız. Biraz böyle zebramsı bir görüntüsü olacak aslında. Dur şimdi fazla pratik ve hızlı gittik. Hemen öyle hatırlatayım. 3 su bardağı nar suyu, 2 tamam. yemek kaşığı dolusu un, 1,5 yemek kaşığı nişasta, en son yarım bardak toz şekeri ekleyeceğiz. Bu renkli kısmı için. Bu tarafta da 3 su bardağı sütümüz var. 2 yemek kaşığı dolusu un, 1,5 yemek kaşığı nişasta, yarım bardak toz şeker ve vanilya ekledim Meltem ablacığım. Evet canım benim. Sonra şekerlerimizi de ilave edeceğiz. Evet. Bunlar burada gayet güzel pişecek muhallebiler. Piştiğinde de kapların içine bir kaşık beyaz, ay, bir kaşık kırmızı, bir kaşık beyaz, bir kaşık kırmızı çok şeklinde tatlı dolduracağız. Altına birazcık kaynamaya başladıktan sonra şekerlerini ilave edeceğim ve dediğim gibi sütlü olana bir tane vanilya koyacağım. Ha. Ki böyle o vanilyanın güzel aroması da çıksın. Şimdi bunları ben sana emanet edip poğaçayı yoğursam mı acaba? Tamam. Şöyle kolları bir sıvayıp. Ben zevkle ikisini aynı olmadı Yasin alırım şeye. Hiç değil mi Yasin etme de yapar. Top top olmaması lazım değil mi bunların? Ya işte biraz o şey hani. Tamam. Bir 5 dakika başında beklemek icap ediyor. Gayet güzel. Şimdi poğaça yapacağız. Bu poğaça da labne hamurlu çabuk poğaça sevgili izleyiciler. Evet. Buyurun aşkım. Şimdi şöyle bir mayanın 1/4'ünü karıştırma kabımın içine koyuyorum. Üzerine sütümü ilave ediyorum. Hemen peşinden maya daha kolay aktif olsun diye şekerimi ilave ediyorum. Şöyle bir minik minik
mayayı eritiyorum içinde. Hmm. Şimdi bu da aslında birçok hanımın sadece poğaça olarak hatta ekmek olarak yapabileceği bir tarif. Çok sevdiğim hamur tariflerinden bir tanesidir bu. Yapımı son derece kolay ve sonucu her zaman başarılı olur. Ama bugün biraz da böyle hani şıklık katalım içine, güzel gözüksün düşüncesiyle bu yaptığımız poğaçayı şişe takacağız. Vay 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 vay, harika bir şıklık hemen katalım. Yani poğaçanın da şıkını bir tek sende görüyorum. Şık poğaça şişe takacağız. Yani çok sofrada güzel, bir takım şeyler güzel gözüksün, şık gözüksün. Evet. Bu arada örgülerimi beğendim. Çok kendimi şöyle gördüm de bir an ekranda. Bu sene bu işte modaymış. Yani moda olacakmış yazın. Şimdi ben de o defileler falan çıkıyor ya, bu sezonun defileleri vesaire. Oradaki resimlerden rastladım. Allah, hemen karıştırıyorum seni. Hızlıca karıştırıyorum. Dur geleyim mi? Yok yok yok. Örgü çok modaymış. Örgü, inci, sarı, nil yeşili, pembe. Bu senenin renkleri Meltem abla. Moda renkler. Aynen. Yani bu senenin moda renkleri. Aynen. Tulumlar çok, bu işçi tulumları gibi olan tulumlar çok moda bu sene. Çok göreceğiz. Bermuda şortlar çok fazla onun var. Onun altını kapatabiliriz. Aşkım biraz, bu tamam. Bermuda şort moda, inci moda. İnciler çok geri geliyor. Aynen. Ebru Akel'den güzel. Şimdi aklıma gelmişken aldık, saçlardan. İşte örgüler çok fazla. Ve büyük örülecek küpe, saçım yok. Ay kıyamam, sende çok saç var düşündüm da. Ay sende saç çok da kısa senin saçların. Kısa aşkım, evet kısa. Uzatsan. Hep evet, kısa mıydı saçların Meltem abla? Şöyle öyküm 3 yaşındaydı, ben uzun saçımı böyle kısa kestirdim, bu model kestirdim. Hı. Eve gelince ağladı, ben sana anne mi diyeceğim, ay, baba mı diyeceğim dedi. Çok iyiymiş. Baba gibi olmuşsun sen dedi. Hiç hoşlanmadı. Hiç istemedi o halde. O günden beri hep kısa saçları. Evet yani nereden baksan hani 25 senedir en az. Gerçekten bu model. Çok enteresan. Değil mi? Tam bir klasik kadınsın yani, hani böyle. Vazgeçmeyen, tarz değiştirmekten çok hoşlanmayan ama herkes bana tarzın çok değişti diyor sayende. Çünkü süslü küpeler ve süslü ama aşkım, kıyafetler. Nasıl yakışıyor, nasıl yakışıyor? Ay, teşekkür ederim. Biraz cesaret, biraz. Evet, biraz cesaret zannediyorum o. Hayır ama bir şey söyleyeceğim. Ha, öyle mi? Biraz sulandırmak lazım. Hayır hayır, hiç lazım değil. Hı. Bak şöyle. Zaten bunu en son koyuyorum. Aynen, içine. Aynen, onun için dedim de bak evet, muhallebiye koydum. Ama ben böyle aceleciliğimden. Şimdi hı, bu eriyene kadar karıştırıyorum. Zaten 2 dakikada da eridi. Hı. Eridi. İşte bu. İyi bile geldi muhallebiye. Tabii tabii, en son koyuyorum zaten şekerini. Evet. Şöyle koydum. Ama bu kaplarımı kirlettiğim için şöyle kenara alıyorum. Hemen buradan başka bir kase getiriyorum. Ve eriyen şekerimle beraber muhallebimi koymaya başlıyorum hayatım. Ne güzel koydum değil mi? Şekersin. Aslında şöyle bir şey, vişneli olana biraz daha az şeker konabilir. Hatta meyve suyunun kendi tadından dolayı belki şeker ilavesiz bile yapılabilir. Değil mi? Meyvalı olan. Hatta yani şekeri koymasaydın onu diyecektim. Bir tek bunda olsun, onun tadından evet, hani faydalansak olur, falan nasıl olur, olabilir diye. Gayet de olur yani. Denilebilir. Gerçi koyduğun da yarım bardak şeker çok fazla bir şey değil Meltem abla. Şöyle. Hmm. Ama boşalttım artık yani. Şimdi şey, sen böyle öyle güzel oldun, böyle güzel giyindin, o da yakıştı filan deyince bende akıl gitti. Kıyamam sana. Koyayım mı biraz? Gel koy hadi. Biraz da beyaz geliyor üstüne. Vay aha, vay vay. Biraz daha şişko tamam, mu koyalım bunu? Yeterli şişko mi? Değil de böyle kat kat koyalım, bakalım ne kadar tamam, zebra olacak bu. Peki. Hı. İkinci zebra geliyor. Ay evet, çok da zevkli yapım Meltem abla. Çok zevkli. Bunu çocuklarınızla da yapabilirsiniz evde. Ne kadar evet, hoşlanırlar düşünsene şimdi. Aynen. Sen oğlanla girsen mutfağa. Evet. Severek yapmaz mı böyle bir bayılır, şeyi? Bayılır bayılır. Çok güzel. Hı. Bir tane şöyle daha geliyor. Şöyle dur bir tane daha. Tamam. Harika. Biraz döktük saçta, kusura bakmayın. Şimdi temizleyeceğim orayı. Titiz kızım evet, benim. Koydum. Evet, şimdi üstüne bundan koyuyorum birer kaşık. Sen de istersen en son silelim mi şey? Evet. Çünkü sen de şey koyacaksın. Beyaz koyacaksın üstüne. Tekrar beyaz gelecek mi turuncunun üstüne? Evet. 4 kat. Var mı o kadar? Var var. Birer kaşık ilave ediyorum. Hı. Yine mi geliyor üstüne şimdi? Evet, şimdi hazır üstüne. Misin?
Beyaz. Oo, içinden de çıkacak yani, çok güzel. Evet evet, kat kat. Tamamdır. Şimdi kalanı da bunun üstüne pay ediyorum. Böyle kesildiğinde içi rengarenk, çizgi çizgi, kat kat olacak. Şimdi herhalde önce dışarıda soğuyacak güzel bir şekilde. Evet hayatım. Sonra buzdolabında da soğutacağız bunu. Soğutacağız. Şu da gelsin şöyle. Bu da buna. Vay, kaldıysa vay, üstüne de koyabilirsin. Ne kadar çok kat olursa o kadar güzel olur bence. Evet. Çevirdikten sonra üzerine Hindistan cevizi koyduk. Evet, çevirdikten sonra üzerine Hindistan cevizi serpeceğiz. Ve böylece evde bulunan malzemelerle zebre muhallebimiz hazır olacak. Belki dış dediğim ya, yani pazardan ve evden un var, şeker var, nişasta var. Süt iyi kötü hepimizin evinde bulunan bir malzeme. Meyve da renk veren meyve. Artık şeyin, mevsimin durumuna göre kırmızı herhangi bir meyveyle sıktığınız suyunla bu muhallebiyi yapabilirsiniz. Şimdi bu ortadan soğuyup ortadan kesildiğinde birkaç kat koyduk ya. Evet. Öyle renk 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 bir muhallebi olacak. Şimdi hızlıca diğer tarafta. Bazıları içten. Dur şöyle kapağını açamadım. Biraz da tuz ilave ediyorum. Ben şeye geçtim şimdi. Sen muhallebiye, ben muhallebiyi yaptım. Sen, evet, sen onu poğaçadasın hala. Nasıl olsa ona hakimsin diye. Burası da tamam. Poğaçaya geçiyorum. Soğumaya bıraktık şöyle. Evet. Şimdi güzel bir poğaça hamuru yoğuruyorum. İnşallah ununu çok koymadım. Ne var? Bir su bardağı ılık sütün var. Evet. Tuz var, şeker var, 100 gram labne peyniri var. Hı hı. İki yumurta, birinin sarısı üstüne gelecek daha sonra. Evet. Yaş mayan var, 1/4. Hı hı. 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, aldığı kadar un. Aralarına koymak için de yeşil zeytin, sucuk ve sosis var burada. Evet hayatım, hepsi bu malzemelerin. Hı hı. Evde ne varsa sadece zeytin koyabilirsiniz. Hani şarküteriden hoşlanmıyorum diyorsanız ya da evde yaptığınız ev sucuğundan yapabilirsiniz. Ben senden yardım isteyeceğim biraz sonra. Geldim. Şöyle. Başardım. Bu güzel kıvamlı bir hamur. Dediğim gibi tek başına ekmek niyetinle de yapabileceğiniz bir hamur bu. Şöyle. Şöyle biraz daha yoğurayım dedim biraz, hızlı hızlı. Onu ister misin daha? Dur bakayım isteyeceksin. Bakalım. Sanırım isteyeceğim. Birazcık daha isteyeceğim. Sen. Evet. Tamam. Sen artık mutfakta bensiz çalışamaz hale geliyorsun. Çalışamaz. Evde de aklıma geliyor gerçekten hamur yaparken. Diyorum Ebru'cum şimdi, sizden bana diye. Evet. Kıyamam sana. Ebru olsaydı şimdi öyle yapardı, böyle yapardı diyorum gerçekten. Güzelim benim. Biz seninle herhalde böyle daha önceden tanışıyormuşuz belki yaşamın bir noktasında. Hep böyle benim hayatımda geç rastladığım ama böyle çok uyum sağladığım, çok kalplerimin bir attığını hissettiğim dostlarımla öyle güzel hissederim. Evet, ben de öyle hissediyorum. Çok uzun yıllar tanıyormuşum ve hatta öyküme hissettiğim ve öykümeyle yaşadığım birçok şeyi seninle yaşıyorum. Ay, onun benim için çok kıymetli. Ne güzel, kızım da kaçta. Onun için burada ben onun yerini biraz evet, anlıyorum. Evet, değil evet. Yani, hani onun yerini dolduruyorsun bana çok güzel. Canım, birazcık işte daha un serpersek buna hamuru toparlayın. Hepsini dök istersen. Evet. Bunları şimdi şişe dizeceğiz. Şimdi bunlardan uzun uzun şeritler yapacağız. Ve şişe top top da yapabilirsin. Sen şişleri çıkar istersen. Hı. Hamuru biraz mayalandırabilirsiniz ya da şekil verdikten sonra mayalandırabilirsiniz. Bunlar böyle satılıyor değil mi bu şekilde? Evet evet, çöp şiş. Çöp şiş gibi. Hı-hı. Dizeceğiz bunları. Evet. Yalnız aynen, görüntü çok çok güzel olacak belli ki. Evet inşallah. Bir şölen olacak oraya. Şimdi yine şöyle benim ellerimi sıyırmam lazım. İki dakikada gene ben hamuru hazırladım. Ben iki dakikada hemen ellerimi yıkayıp sana doğru geliyorum. Tamam. Beltem ablacığım hamurun harika oldu gerçekten. İyi bunu oldu. Ne yapacağız bir tane bununla? Bunları top top açacağız. Şimdi içinden ne geliyor? Benim içimden gelen, senden şöyle yapıyorsun bunu. Sonra açıyoruz. İçine güzel güzel bunları bak, yerleştiriyoruz. Bak ne güzel kıvamlı bir hamur harika oldu. Harika oldu. Hafif yere yapışıyor ama olması gereken bu yani. Bu poğaça hamurunun çok katı kıvamlı olmaması lazım. Eline yapıştıkça birazcık ellerini unlarsın. Aynen. Şöyle ya da tezgaha parça yapıştıkça. Şimdi
Şöyle biraz. Nasıl yapıyoruz? Biraz uzun uzun bir şeyler yapalım. Öyle mi? Şöyle. Uzun poğaça. Bizim poğaçalarımız uzun poğaça. Peki. Şimdi şu tabağı da öne alayım. Şiş falan deyince ben nasıl olacağını hayal edemedim. Peki. Şimdi aslında mutfak hayal gücü nasıl istiyorsan o. Tamam. Ama birbirimize de fikirler veriyoruz. Benim aklıma gelmeyen senin aklına gelmeyen benim derler ya. Evet. Şöyle. Bak şimdi. Aslı'cığım. Zeytin. Buradan devam ediyorum. Mesela buraya sosis. Devam ediyorum. Bu sucukları ikiye mi kessem? Çok iri geldi bana. Evet. Değil mi? Büyük büyük oldu. Fena da olmayabilir aslında. Çünkü hamur şişecek arasında. Bir tane bak deneyelim. Yok yok bak. İyi mi diyorsun? Oldu. Bak çünkü görüyor musun? Evet bence de iyi oldu. Ben o zaman yarım kalan sosisimi de sucuğumu da koyayım. Böyle bir şey. Evet. Bunların üstüne de yumurta sürüyorsun. Aa, çok şiş tatlı. De poğaça. Harika. Şişte poğaça yani yemesi de çok keyifli, servisi de çok keyifli. Ve bunlar fırına gireceği için de çok çok böyle. Yani şöyle bir şey, bunları ne bileyim tabağa poğaça koymaktan sonra şöyle derince bir vazo gibi bir şeyin içine piştikten sonra koymak da ne kadar servisi daha havalı hale getirebilir. Şimdi tabii o kadar hamur işi verdikten sonra... O ne? Onu merak ettim. Narlı ne yapacaksın bana? Bak bu salata çok güzel bir salata. Sana bir salata yapacağım. Salata peki. Evet. Tamam. Kırmızı önemli diyorum ya. Kırmızı inanılmaz bir antioksidan aslında. Kırmızılı meyveler, kırmızılı sebzeler. Kırmızı pancar olur, şalgam olur. Pazardan bulduğun kırmızı herhangi bir salata yapacak malzemeyi alıyorsun. Kök bitki. Bak çok güzel yaptın. Gerçekten harika oldu. Bravo. Çok güzel oldu. Senden bugün bir şey daha öğrendim. Ay canımsın benim. Harika. Bunların üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Evet yumurta sarısı süreceğiz üstüne. Evet dediğim gibi pazardan bulduğun kırmızı pancar tamam. olur, kırmızı lahana olur, evet. kırmızı herhangi bir kök bitkiyi alıyorsun. Hı-hı. Sonra meyveyle salatada meyve sever misin? Çok severim. Elma, kuru kayısı, nar. Çok çok sevdiğim bir şey kesinlikle. Ve çok da besleyici olduğunu da düşünüyorum. Her şeyi bir arada almış oluyorsun. Meyveyi meyve olarak yemeyi pek sevmiyor bazen herkes. Onun için mesela Eren başta olmak üzere. Armut da seviyorum. Armut ve ceviz de seviyorum. O da çok güzel. Şimdi olur. Benim bugün yapacağım salataya. Salatama geçeyim mi Ebru bunları yaparken? Vaktimiz sona yetmez. O tarifi veremem. Şimdi 5 tamam, dakikamız varmış aşkım. Öyle mi? Ben sevdim bu işi. Sen bak, devam sen, bak. Sen tamam. Senin hoşuna gitti bu Aynen. iş. Tamam. Şimdi ben hemen salatamı yapıyorum. Şimdi normalde içinde bir tane yarım tane ayva, ayvanın büyüklüğüne göre yeşil elma ya da sevdiğiniz lezzetinden hoşlandığınız herhangi bir elma. Ama böyle hafif mayhoş bir elma olursa bu salataya daha çok yakışıyor. Peki. Şimdi narlar daha bitmeden nar mevsimi muhakkak içine nar ve dediğim gibi şalgam olur, kırmızı pancar olur, kırmızı lahana olur. Kırmızı şöyle güzel insanın iştahını açan bir renk. Ay 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 ay. Şimdi biz yayından önce şöyle bir şey yaptık. Ayvayı rendeledik, elmayı rendeledik. Vakit problemi yaşıyoruz ya. Onları limonun suyun içine koyduk ama kararmasın. Evet, kararmasın. Bak, siz bu bunu evde oldu. Yapmayın. Çok güzel oldu. Harika. Gerçekten Aa. Harika oldu. Meltem Hanım bunun arasına biraz kaşar da girer mi sanki? Girmez olur mu? Tabii işte diyorum ya mutfak hayal gücü ilk yaptığınla ikinci yaptığın ve üçüncü yaptığın birbirinden çok farklı oluyor. Evet. Yani ben ilk denediğim bir şeyi ikinci ya da üçüncü sefer başka versiyonda yapıyorum. Tabii mutlaka. Şimdi ayvamı koydum. Hemen süzüyorum. Nerede yapayım anneciğim? Tatlıları kenara alayım. Ha, şöyle. Tamam hemen kenara aldım. Ve başladım salatamı yapmaya. O rendelenmiş ayva mı? Evet, rendelenmiş ayva ve rendelenmiş elmayı koydum. Elma, ayva, of evet. harika. Tam benlik. Şöyle kırmızı pancarlarımı da içine vay, ilave vay, ettim. Vay. Mükemmel lezzetler bir arada. Bunların hepsini harmanladım. Bu böyle
salata yerine, tatlı yerine, öğün arası yerine yiyebileceğiniz, hani canınız böyle çok tatlı istediğinde sizi gerçekten hem doyuracak mide olarak, evet, açlığınızı, hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayacak. Ay. Ama salata kıvamında inanılmaz lezzetli bir şey. Muhakkak deneyin. Çok güzel. Şimdi renge içine bak. Limon suyu. Biraz zeytinyağı. İsterseniz eğer, isterseniz nar ekşisi. Ayva, elma, pancar. Evet. Mükemmel. Tam senlik bir. Şimdi bu tarif Ebru Akel için efendim. Yaptığım poğaçalar ve muhallebilerden sonra. Ebru salatası olsun. Bu Ebru salatası olsun. Bugünün kendimizi iyi hissettiren yemeği. Evet. Bu kadar hamur işinden sonra. Şimdi bu hamur işinden sen kaç tane yersin? Ben mi? Bir yerim. Bir tane yerim. Belki de yarım yerim. Yarım. ne yapayım? Onu bütün yesem yarım o gün tane. Bir saat daha fazla yürümem lazım. O günkü programım eğer yürümeye, koşmaya çok müsait değilse. Eğer spor yapacağım bir gündeyse bir buçuk tane yerim. Peki canı açıkça yemek söyleyeyim. İstiyor da şunu anlamaya çalışıyorum. Canı yemek istiyor da kendini frenliyor musun? Yoksa canın o kadar mı yani? İştahın mı o kadar? Ben çok çok iştahlı bir insan değilim. Böyle ama yemeği de severim ayrıca. Ama böyle hiçbir zaman bir oturuşta böyle tabak tabak çok çok yiyemem. Ama böyle şeyleri kontrollü yemem gerektiğini biliyorum. Sadece onu söyleyebilirim sana. İşte bu duymak istediğim bu. Evet, kontrollü yemeği biliyorum. Yani bundan bir tane yenir. Yani çok güzelse akşam hiçbir şey yemem. İki tane de yerim. Yani işte her şey denge Meltem abla. Aslında açıkçası bu kontrolü öğrenmek lazım, evet, değil mi? Kasmaya gerek yok yani. Denge. Eğer dengeliyse ve iyiyse orada her şey benim için o günkü beslenmemde. Ondan iki tane de yerim. İşte senin için yaptığım salata. Aşkımsın sen benim, harika. Bak nerede koydum üstüne nar seviyorsun diye. Evet. Ne yakışır bunun üstüne? Ceviz. Bunlar da benim, bak, senin için yaptığım. Ah. Seni yerim ben. Şişte şeylerim. Ah. Oldu mu, beğendin, evet, mi? Evet, Meltem Açıker Ebru Akel'e güzel bir salata yaptı. Ebru Akel de Meltem'e çok güzel şişte poğaçalar yaptı efendim. Evet. Çok güzel oldu, ellerine sağlık. Bunlar fırına girecek. 180 derecede yaklaşık 30 dakika kadar bir zamanda gayet güzel pişiyor. Pişirdiklerinizde böyle güzel minikçe şişlerin boyuna uygun bir vazonuz varsa onların içine koyun. Servisini öyle yapın. Bu seferki poğaçanızın servisi değişik olsun. Ebru Akel usulü olsun. Aynen, değil mi? Aynen, bu fırına gidiyor. Salatamız ve bugünün yemeklerimiz burada efendim. Ay ya, afiyet olsun. Da, afiyet olsun. 3 çeşit de yetiştirebiliyor musunuz aslında? Gerçekten. 4'e de çıkabilirmişiz. Efendim kendine iyi bak, devam ediyor. Kalp krizi belirtileri nelerdir? Neden kalp krizi geçirilir? Kalp hastaları kontrollere hangi sıklıkta gitmeli? Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Barbaros Dokumacı anlatıyor. Bir saniyelik batma tarzında değil, genellikle baskı tarzında oluyor. Ve bu durumlarda mutlaka 112 aramak lazım. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim şimdi konuğum Profesör Doktor Barbaros Dokumacı, kendisi kardiyoloji uzmanı. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim hocam, nasıl, yakışmış mı? Çok güzel olmuş. Tıp bayramınızı kutluyorum hocam. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, tebrik ediyorum. Sizin için özel bir gün. Şimdi aslında ülkemizde modern anlamda tıp eğitiminin başladığı günün bu tarihe tekabül etmesidir. 14 Mart Tıp Bayramı sevgili izleyiciler. 14 Mart 1827'de. İkinci Mahmut döneminde, hocam biliyor musunuz hikayeyi, biliyorsunuzdur mutlaka, değil mi? Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhane açıldı. Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı konağında Tıphane-i Amira ve Cerrahhane-i Amira adıyla kurulduğu gün ilk günüdür aslında, evet, bunun. 1827'den bahsediyoruz. Gerçekten çok önemli. Ben tabii ki bu programda artık 3 küsür yıldır çok değerli doktorlarımızla temas halinde bu şekilde bilgilerine birazcık vakıf olarak ilerledikçe çok daha büyük saygı duyuyoruz hocam. İşiniz gerçekten çok zor. Bugün ne konuşacağız? Bugün ne istiyorsanız onu konuşacağız. Harika, peki. Kalp hastaları ne zaman 112'yi aramalı? Mesela o 112 o panik anında aranmalı mı? Acaba panik dışı da arıyor muyuz 112'yi? Ya 112 maalesef çok aranıyor ve lüzumsuz meşgul ediliyor. Yani en büyük sıkıntılarından biri de o, evet, bence 112'nin.
ve istatistiklere baktığımız zaman tabii onlardan bir yetkili olsaydı daha iyi olurdu. Ama %90'a yakın lüzumsuz aranıyor. Ay bence. Çok yazık. Evet. Peki kalp hastaları ne zaman gerçekten kendilerinde bir anormallik hissedip 112'yi aramalı? Sadece kalp hastaları değil, kalbiyle ilgili bir sorun hissettiği zaman, yani bir göğüs ağrısı olduğu zaman, hani üşütme bile dese, eğer normal polikliniğe gidemeyecekse ve artan bir ağrı varsa göğüste, baskı tarzında, mutlaka aramak lazım. Kalp hastası olmasına gerek yok, gerek kendini yok, bilmesine tabii. Gerek yok. Herhangi biri, evet. Bir kalp rahatsızlığı, çarpıntı. Çarpıntıda araması lazım, göğüs ağrısında, baş dönmesinde. Bunlar çünkü çok önemli. Baş dönmesi olduğu zaman da belki ritim problemi var. Ya çok hızlı çalıştığında da veya çok yavaş çalıştığında da aynı bulguları veriyor. Peki ne zaman acele etmemiz lazım? Vallahi biz acele edeceğimiz zaman bilmiyoruz zaten. Bazen hastalar hiç en ufak bir şeyde hastaneye gitmek istiyor. Belki panikten dolayı. Ama asıl önemli olan çevredeki kişilerin değil de hastanın şikayetini tam söyleyip terlemeyle birlikte özellikle göğüs ağrısı varsa veya ağrı gelip geçiyorsa. Terlemeyle beraber göğüs ağrısı varsa. Ağrısı gelip geçiyorsa ama tabii bir saniyelik batma tarzında değil, genellikle baskı tarzında oluyor. Ve bu durumlarda mutlaka 112 aramak lazım. Bazen de tabii 112'yi aramadan önce eğer yakındaysa, çok ileri bulgular yoksa kendilerinin gitmesi lazım acilen. Peki hocam, o zaman şöyle belirtilere dönecek olursak. Tamam. Kalp krizi belirtileri, Allah korusun, evlerden uzak olsun. Evet. Ama bilmekte de fayda var. Evet. Nedir bu belirtiler? Yani kalp krizinin en önemli belirtileri göğüs ağrısı. Göğüste baskı tarzında ağrı olacak ama biraz evvel dediğim gibi batma tarzında, iğne batar tarzda değil. Bu ağrı... Çünkü bazen değil mi hepimize girer, böyle ceylanda kalırız, koşarız, diye nefes alırız, bir kramp gibi bir şey girer, onu hissederiz mesela. O değil. O değil. Yani o ayakta olduğu zaman kramp diyoruz, burada oldu mu kalp diyoruz. Bence en büyük şeylerimden biri o. Tabii şeker hastaları bunu hissetmiyor ağrıyı. Onlarda da bir halsizlik, fenalaşma hissi olduğu zaman, yani çünkü çoğu da zaten şekerini kontrol edebiliyor. Eğer şekeriyle ilgili bir sorun yoksa onların da gitmesi lazım hastaneye. Onların da gitmesi evet. Lazım. Onun bu dışında belirtiler önemli belirtiler. Bu, evet, baş dönmeleri biraz evvel söyledim. Bayılacak gibi olması, aşırı halsizlik, ileri derecede nefes darlığı. Bazen çok büyük alanda kriz olduğunda hasta kalp yetmezliğine giriyor doğrudan doğruya. Oturamıyor yerinde, bir telaşı var, bir şeyi var, tedirginliği var. O durumlarda mutlaka götürülmesi lazım. Mutlaka gitmesi lazım. Peki kalp pili veya şok cihazları takılı hastalar. Evet. İşte aslında ilk başta bahsetmeye çalıştığımız, yani kendinde bir rahatsızlık olduğunu bilen hastalar. Onlar ne durumda acile başvurmalı? Şimdi orada da tabii kalp pillerinde eğer tekrar eski bulgularına ait, yani eskiden olan şikayetleri, pil takılmadan önceki şikayetleri oluyorsa mutlaka onların gitmesi lazım. Tabii bayılma oluyor. Mesela bazen kalp pillerinde de az da olsa arızalar oluşuyor. Ve firmalar mesela yurt dışındaki sorunlarda mutlaka hemen Türkiye'de tüm hastaları, çünkü hepsi kayıtlı olduğu için bildiriyorlar. Tabii. Hani arabalarda bir sorun yok. Arabalarda işte egzozu değiştir, şunu değiştir diye bildiriyor ama insanda hemen bildiriliyor. Mesela yakınlarda oldu yine bir pil grubunda. Ve onlar... Nasıl hocam, takılan pil grubunda bir arızalı bir seri miymiş? Arızalı seri, evet. Ama bu hepsinde olabiliyor. Yani zaten dünyada 5-6 tane marka var. Yani bu diğer ürünler gibi değil. Çünkü çok bütün dünya üzerinde ve en ufak bir hatada sorun çıkabiliyor. Peki nedir arızası? Yani hastanın... Yani onlarda bazılarında pilin çalışmadığı gösterilmiş ve bu serilerde eğer hasta pile bağımlıysa hemen değiştirin diye bir ikaz geldi. Onun için mühim olan bu ikazı tespit ettikleri zaman bildirmeleri. Yani geç bildirdikleri zaman tabii hastane için, hastane diyorum, üretici firma için büyük sorunlar oluyor. Büyük sorun olmaz mı? İnsan sağlığını tehdit eden çok önemli bir nokta. Evet. Fakat ufacık bir hata gözden kaçabiliyor. Burada bile dünyada 5-6 firma yapıyor. 5-6 firma yapıyor bunu, evet. Yani Türkiye'de şu anda 2-3 tane firmanın ürünleri var ve en büyük firmalarda da oluyor bu. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Peki hocam, bu kalp pili takıldıktan bir süre sonra değişmesi gereken bir şey midir? Yani süresine göre, vücudun kullanımına göre ve ilk takıştaki yerine göre değişmesi gerekiyor. Kimi 5 yılda değişiyor, kimi 10 yılda. Bunlarda da takiplere gitmesi lazım. Yani geçen gün bir hastamız geldi, bayılmış biraz evvel dediğim gibi. Ama 3 yıldır hastayı götürmüyorlarmış doktora. Yani düşünün, 6 ayda bir gitmeleri gerekiyor piller. Şok cihazlarının da 3 ayda bir gitmesi lazım ve cihazlar çok akıllı. Yani size bu kontroller sırasında işte sıklaştırın diye ikaz veriyor ve sonra da
artık değiştirin diyor. Yani bitmeden değiştirin diye size bir vakit de verir. Ama gitmezseniz yapacak bir şey yok. Evet, yapacak bir şey. Evet. Bu çok önemli. Demek ki evet. Kontroller de aman ben iyileştim nasıl olsa kalp pilimi de taktım ya da bütün önlemler alındı diye rutin kontrollerden kopmamamız lazım. Bir de şok cihazlarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şok cihazlarında tabii etrafınızda var mı bilmiyorum ama çok şiddetli bir şey veriyor. Enerji veriyor. Yani bizim dışarıda yaptığımız şoku o içeride yapıyor. Kalbin içinde kalp durduğu tabii. zaman. Böyle olduğunda ilk şok olduğunda hastaların hastaneye gitmesi gerekmiyor. Yani acile de gitmesi gerekmiyor. Eğer iki tane olursa doktorunu arayacak. Ben ne zaman geleyim programımı öne çekebilir miyiz diye randevumuzu. Üç tane olursa o zaman 112 arayacak. 112 arayacak. Ama bizimkiler ilkinde hemen arıyor 112'yi veya evet. hastaneye koşuyor. Tedirginlikten, tabii telaştan. Tabii hocam ama yani evet. insan sağlığı o anda evet, neyi bulsa el yakın. Oluyor, peki 112 o anda hastanın bulunduğu noktaya en hızlı şekilde ulaşım evet. ve ekip gönderiyor. Tabii. Bu çok önemli. Bence çok evet en büyük hizmeti onlar yapıyor. İşte bazen hani hayata yol ver diye şeyler evet. var ama ya inanılmaz bir şey. Biliyorsunuz yurt dışı örneklerinde eğer bir ambulans geliyorsa ne yapıyorlar dersiniz? Dünya duruyor. Bütün herkes duruyor. Tabii. Kimse kıpırdamıyor. Tabii. Biz de yok oraya geçeyim bazıları aynen. peşine takılıp gideyim diyor. Yani inanılmaz bir şey. Yani 112'nin sirenini duyduğu an durmaları lazım hepsi. Bütün arabaların durması lazım. Yol vermesi yol ve açmaları gerek. Evet. Çok çok önemli. Peki hocam, kalp hastaları normal şartlarda hangi sıklıkla kontrole gitmeliler? Yani yılda bir uzun bir süre midir? Kalp hastası ise 6 aylık süremiz. Fakat bazı hastalarda ve belirli yaşın üzerinde 3 ayda bir öneriyoruz. Bir de şeyler var tabii kan sulandırıcı ilaç kullananlar var. Onlar da ayda bir zaten kan sulandırıcıların kontrolü için gidiyorlar. Öyle mi? Evet. Bu önemli. Bu önemli. Bu tabii midir? Kalp kapaklarında özellikle. Belki onu bilmiyorum tabii. Bu sağlık politikası ama onların evde şeker şeyi gibi evde ölçebilecekleri cihazlar var. Hı hı. Yani öyle bir cihazla uzun vadede hesapladıkları zaman belki daha faydalı olacak. Yani hasta hiç gelmeden. Şimdi İstanbul gibi bir yer düşünebiliyor musunuz? Nereye giderseniz hastaneler yapıyor bu tahlilleri. Kanama ile ilgili kumadin dediğimiz yani bütün kalp evet. kapak hastalarının kullandığı veya felç geçiren hastaların çoğunda kullanılan. Bütün gününü harcıyor. Orada hastaneyi meşgul ediyor. Devlet ona para veriyor. Bence böyle bir şey olmuş olsa evet. yani evdeki kitlerle konu şeker şeyleri gibi belirgin hastalarda yani kalp kapağı taktığınızda siz bunu da evde bakın deyip doktorunuza bildirse yeterli olacak. Evet, evet çok çok önemli. Evet. Peki hocam şimdi krizin sebepleri, yaşları, görülme sıklığı vesaire, aileden geçiş, genetik miras gibi bir takım şeyleri hep konuşuyoruz programlarımızda. Evet. Seyircilerimizin vakıf olduğu konular evet. bunlar. Ama bundan korunmak için ne yapmalı? Şimdi bir değiştirilebilen faktörler var, bir de değiştirilemeyen. Değiştirilebilen nedir? Sigarayı bırakabilirsiniz, kilo verebilirsiniz, egzersiz yapabilirsiniz. Değiştirilemeyen kumaş, yani genetik. Evet. Kumaşınız neyse o oluyor. Evet. Onda da bir şey yapamıyorsunuz. Evet. Yani. Ama onlar da yine bütün bu başta saydığınız kolay şeyleri yaparak evet. hayat kalitesini arttırabilir. Tabii. Mesela sigara ile ilgili örnek vereyim. Sigara ve kilo... İkisi de bağımsız risk faktörü. Yani herkes kolesterol önem veriyor ama kolesterolden çok daha değerli. Yani bunlar tek başına kalp hastalığının en önemli nedenlerinden biri. Ama bizde sigara şimdi hasta gelince korkuyor. İlk krizden sonra hemen sigarayı kendi bırakıyor. Tabii. Mutlaka tedavi alarak bırakması lazım. Çünkü %90'dan fazla hastalar bu tekrar başlıyorlar. Sigarayı bırak zaman çevrenizde de görmüşsünüzdür. Ne oluyor? Kilo alıyorlar. Tabii. Sonra sigaraya tekrar başladığında o kiloyu da veremiyor. Nedir o tekrar başlama süresi sizce? Vallahi bilmiyorum. Eğer parayla bir ilaç aldıysa o paranın hesabına kadar sigaranın şeyini hesaplıyor bence. Hocam düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani bağımlılık aslında bu tabii. anlamdaki bağımlılık evet. zor. Bağımlılıktan bahsetmişken sigara sizce bırakılması en zor alışkanlıklardan biri mi? Yok bence değil. Yani tedavi alırlarsa bırakabilirler. Bırakabilir. Yani. Herkes bırakabilir. Evet. Zor diye bir tabii şey yoktur. Yok. Evet. evet harika. Sigara sağlığa zararlı sevgili izleyiciler. Bugün bu tıp bayramında bunu bir kez daha kendine iyi bak izleyicilerine hatırlatmış olalım. İçiyorsanız hemen at o paketleri. Hemen bırakın. Arkanıza dönmeden onları bırakın gidin değil mi ama hocam? Ama yok tedavi almaları lazım. Bırakırsa tekrar dönüp alıyorlar. Tekrar dönüp. Tedaviyle bırakın o zaman. Tedaviyle ama bırakın. Bir şekilde bırakın. Evet. Atın üstüne ezin. Evet. İçmeyin. Bence. Sigara içmeyin. Sigara sağlığa zararlı. Pekala. Kalp krizi peki hangi başka hastalıklarla karıştırılıyor hocam? Vallahi kalp krizi biraz evvel dediğimiz gibi normal göğüs ağrılarıyla karışıyor. Yani üşütüyor kişi. Evet. Üşütünce grip olunca kalbi ağrır mı? Tabii göğüs ağrıyor. Oradaki adeleler ağrıyor. Yani kalbi ağrımıyor. Veya reflülerle karışıyor tabii en önemli şey o. Evet. Yani biz de bazen ayırt edemiyoruz. Ama öncelikle diyoruz kalple ilgili sorunu çözmeye çalışalım. Gerçekten kalpten mi değil ondan sonra reflüyü hallederiz evet. diye. Yani midedeki bir takım gaz...
Ağza gelen, mideden ağza doğru tabii. gelen bir takım tat ve his halleri de kalp kriziyle ya da kalp hastalıklarıyla karıştırılıyor. Tabii reflüde biliyorsunuz yemek borusuna geriye kaçış oluyor asitli evet. madde ve oradaki ağrı ve tabii enteresandır bizim dil altı verdiğimiz ilaçlar onun ağrısını da geçiriyor. Aa çok enteresan. Yani o yüzden de şey yapmak anlaşılamayabiliyor. Peki onu... gerçekten ne zaman anlaşılıyor bu durumda? En şeyi anjiyo yapmak gerekiyor. Anjiyo evet. yapmak. Endoskopi yapmak yok, mı? Yok koroner anjiyoyla. Onun için endoskopiyle veya gastroenteroloji uzmanları, daire uzmanları onu hallediyorlar. Evet ama kalpte bir sorun yoksa boşu boşuna anjiyo mu olmuş olacak bu durumda? Yani hayır onun içinde şey de olabilir. Bu sanal anjiyo dediğimiz evet. tomografik anjiyo da olabilir. Yani. Onlar da olabilir. Onlar da olabilir. İnsan vücudu çok karmaşık gerçekten. Çok karmaşık ama mükemmel bir mekanizma. Mükemmel. Yani şimdi düşünsenize şurada her şeyi, verdiğiniz her şeyi kullanıyor. Evet. Yediğiniz her şeyi ama bir arabanızın mazotluysa mazot dışında benzin koydunuz mu bitti. Evet. Yani insan vücudu çok farklı bir mekanizma. Çok doğru, evet. çok doğru hocam. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bugün güzel bilgiler verdik. Kalp hastaları ne zaman 112'yi aramalı? Boşuna aramasınlar, evet. ilk panikte aramasınlar diyorsunuz. Çünkü önemli bir hat kullanılması, evet. önemli gerekli bir alan. Dolayısıyla da gerçekten kendinizi tamamen iyi hissetmediğiniz noktada evet. kalp hastalığı olsun ya da olmasın kişilerin evet. kalple ilgili ya da başka konularda en çok hangi konuyla ilgili aranıyormuş peki onu merak ettim. Vallahi bilmiyorum ama çok ilginç şeyler var. Anahtar nerede diye arayanlar da varmış. Ya yapmayın. Yani onların şeyleri var çünkü bayağı bir şey. Bir de şey yanıklar vardı. Olabilir yanıklar. Yanıklar da tabii aramak lazım. Yani diğer evet. birçok branşın acil hastalıkları var. Düşme, kırıklar vesaire da onlar da yani hastayı çünkü onlar daha sağlıklı olarak aklını sağlıyor. Elbette. Yani bir kalça kırığını bizde ben biliyorum kardeşimin kolu kırılmıştı. Çıkıkçıya gitmişler. Yani çatlağı kırılıp geldi. Öyle söyleyeyim. Sonra ameliyat oldu. Yani bu herkesin başına geliyor. Aman Allah'ım. Evet. Aman Allah'ım. Bir de şey var. 112'de 1-1-2 herkes bilmeli diye. Yurt dışında böyle şeyleri var. Sloganları var. 1-1-2 herkes bilmeli diye. Ama bizde evet. herkes zaten biliyor da. Evet. 1-1-2 herkes bilmeli. 112'ye acil durumlarda evet. efendim. Sağlığınız için sadece evet. sağlık konusuyla ilgili evet. aramalısınız. Çok teşekkür ediyorum ben efendim. Teşekkür Profesör Doktor Barbaros Dokumacı. Kardiyoloji uzmanı bizlerleydi. İyi ki geldiniz. Tekrar kutlu olsun efendim bayramınız. Sağ olun. Doçent Doktor Hayati Akbaş ve Diş Hekimi Doktor İlker Arslan 14 Mart Tıp Bayramı'nda bize konuk oldu. Meslek hayatlarının ilk yıllarını ve unutamadıkları anıları Ebru Aker'le paylaştılar. Kah güldüler, kah duygulandılar. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. %35'ini bana veriyor. Tamam. Ekmek alamıyorsunuz. Çektiğiniz iş parasında ekmek alamıyorsunuz. Kafama şöyle yaptı. Doktor dedi daha çok gençsin. Zaten hiç hastan da yok gördüğüm kadarıyla. Bomboş burası dedi. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim Doçent Doktor Hayati Akbaş, estetik ve plastik cerrahisi uzmanı. Bu mesleği tam 30 yıldır yapıyor kendisi. Tıp bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sağ olun, çok sağ olun. Size çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Örnek, ben asistan Ebru. Evet. Asistanınız Ebru bugün sizin için. Hem beyaz giyindim hem beyaz önlük giydim süper, efendim. Süper. Gerçekten çok çok değerli, çok zor bir mesleğiniz, bir göreviniz var. Hayata böyle gelmişsiniz siz. Doğru. İnsanları iyileştirmek, insanlara iyilik verebilmek ve dokunmak için. Siz sevgili Doktor İlker Arslan kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? 2001'de mezun oldum. İşte evet. 18 sene falan oldu. Siz de 18 senedir. Evet. Doktora vardı işte. Doktora da 2006'da bitti. Ama siz çalışırken senedir... bir taraftan da doktoraları evet, yapıyorsunuz. Ben 2001'den beri zaten serbest olarak çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. O yüzden 18 sene olmuş. Bayağı olmuş ya. Vay 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 vay. Geçmiş nasıl vallahi geçmiş. Çok hızlı geçmiş. Vallahi bilemiyorum. Gerçekten. İlk doktor olduğum dönemlerini hatırlıyorum. Yani şu geçen 30 yıl diyorsunuz. İnanılmaz muazzam. Hatta ilk tecrübemi de anlatayım doktorluk lütfen. Tecrübemi. Çok ilginç. Doktor oldum. Ankara Tıp Fakültesi mezunuyum. 1989. Hayallerim var. Gideceğim. Muayene edeceğim. İyi öyle bir dönemde öyleydi. Tamam. Bir, tabii şeyden gelme, alt gruptan gelme bir aileyiz sonuçta ve böyle bir takım maddi hedeflerim de var. Gittim bir muayene açtım. Ve bu arada devlete çalışıyorum. Sağlık Grup Başkanı Yusufeli. Artvin'e selamlar buradan. Artvin Yusufeli Lisesi'ne. Şu an baraj altında kalıyor. Ve bana 2 ay sonra ancak hasta gelmiş. Bir tane çocuk beni çağırdı sekreter. Hocam dedi bir hasta geldi gelir misin? Ay çok güzel. Çok sevindim. Gittim. Yaşlı bir nene 70 yaşlarında. Bir dede beraberler. Ben genç doktorda ilk hastama bakacağım. Evet. Neyse muayene ettim. Yarım saat uğraştım. İnanın 30 dakikaya geçti. Ah. Sonra reçete yazıyorum. Test yazıyorum. Amcacığım, dedeciğim, nenemi muayene ettim. Evet, güzel. Safra kesesinde taş var, evet. İltihap var. Şunları yazacağım, kullanacaksınız. Derken ben oturup yazıyorum ya masada. Evet. Kafama şöyle yaptı. Doktor dedi, daha çok gençsin. Zaten hiç hastan da yok gördüğüm kadarıyla. Bomboş burası dedi. Yani dedi, biz dedi, bunun dedi, safra kesesini 10 yıl önce aldırdık. Oğlum dedi, nereden çıktı bu sefer?
Ebru'nun var ya, şoktayım. Hayatımın en büyük şoku, yemin ediyorum size. Ben böyle bir şey görmedim, böyle bir şey duymadım. Nerede hayatımda sizin olduğuna? Ben evet, muayene ettim. Yarım saat uğraştım, muayene ettim, onu ettim, bunu ettim. Ben koydum, teşhis bu. Ve ben dedi ki bana, çok ilginç. O kadar da dedi uğraştın dedi. Bir sürü dedi bir şeyler yaptın dedi. Şu dedi bir şeyler para alıyor. Dedim lütfen ben paramı almıyorum. Kusura bakmayın, tamam. Şey. Ama o gitti. Ben sinirden şoktayım ben. Çocuğa dedim sen evine git. Ben gittim odaya yatıp inanın ağlıyorum. Ah. Hayati sen nasıl böyle bir hata yaparsın? İnsan bir sormaz mı? Bakın anamnez eksikliği. Tabii. Ama hepsi birer tecrübe. Onu da tecrübe. İş yaptım, bir tecrübe. Ve ne oldu? Ben artık şoktayım. Sonra 3 gün 4 gün sonra ben poliklinikte muayene yapıyorum. Kapıdan bir baktım, o dedeyi gördüm kapıda. Ah. Dedim eyvah, şimdi geldi diyecek ki bu adam sahtekar, bu adamın bildiği bir şey yok. Bunu dedim hiç doktor olarak da görmeyin. Kafamda neler kuruyorum, neler evet. kuruyorum. Sonra siz beklemiş, daha o zaman uzmanlığı... Daha ben pratisyenim, tabii. daha pratisyenim. Ve görevli geldi, hocam dedi, falan dedi, bizim eski belediye başkanımız dedi. Sizinle görüşmek istiyor. Eyvah dedim. Yerde tamam. Belediye başkanı görüşecek. Başhekimle görüşecek. Onunla görüşecek. Beni sürdürecekler bir yerlere falan filan. Sonra neyse bekledi, beklemiş dışarıda. Ben muayenem bitti. Kapıya bir çıktım. Amca karşıdan geldi. Dedi ki merhaba dedi doktor bey. Merhaba dedim. Bir bakar mısın? Dedi, sana bir şey soracağım. Buyur dedim. Bana bir kağıt çıkarttı. Bir bakar mısın? Dedi. Kağıda baktım. Şunu bir okur musun? Baktım. Yazıyor ki ultrason yazıyor. Doktor diyor senden sonra dedi biz dedi işte televizyona götürdük, işte Artvin'e götürdük, televizyona baktırdık, radyoya çektirdik. Yani derlerdi ya röntgenler evet. falan öyle derlerdi hatırlarsın. Aynıya tuttuk, şunu bunu yaptık. Meğerse bunun safra kesesinde taş, hakikaten kağıtta yazıyor ultrasonda. Safra kesesinde taş var, iltihap var falan. Ben ama var ya benim o psikolojimi anlatamam size. Ben o, doğru o güven, bakmışsınız. Doğru ya, ben doğru ben teşhisi doğru koymuşum. Aynasız radyosuz doğru aynen bakmışsınız. Ben muayeneye teşhisi doğru koymuşum ama o aldı. Doktor dedi senden özür diliyorum ben. Vay, biz vay, dedi bunu dedi 10 yıl önce aldırdığını söylemişlerdi. Ya biz yanlış anlamışız ya bize bir eksik bilgi verilmiş. Senden dedi nasıl dedi özür dileyeceğimi bilemiyorum. İnanın ya o bir güne... doktorun hayallerinin yıkıldığı an. Yıkıldığı ve kalktı. Ben o şöyleydim hani bir anda bir sirkindim. Ay. Özgüven anlatamam size. Sizden o... kaçar mı hayatım? İnanır mısın var ya o psikolojiyi anlatamıyorum. Ondan sonra artık o amcam gördüğüne mektup yazmış. Görmediğine telefon açmış. Benim hani iki ay hiç hastam yoktu ya. O iki aydan sonra benim muayenehaneye girmek için kuyruktan geçiyordum ben. Yani öyle inanın. Böyle değişik bir... Allah işte. Artvin'e, Yusuf Emre'ye sevgilerimi gönderiyorum. İlk tecrübemdir, ilk muayene tecrübemdir. Evet. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yani... Çok değişik bir duygu ya. O dört gün yaşadıklarımı anlatsam iki roman olur. Yemin ediyorum o yaşadığım kurduğum kurgular. Hocam. Sen nasıl bir doktorsun? Kaç sen yıl? Nasıl yetiştin? Sen nasıl böyle bir hata yapabilirsin? Bir suçlamalar kendini. Ama sonuçta nasıl bir şey dönüş oldu? İlginç bir şey oldu. Hayatımda ilginç bir anı kaldı. Benim. Ay çok ama İlk çok güzel, hata. Çok önemli bir anı bu. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir anı. Evet, demek ki bir düşünmek lazım ya. Hata. Hata ya. Yani suçlamadan önce aslında bir karşımızdakini hayatta hep evet. bir dönüp bir bakmak lazım. Sonucu bir görmek lazım belki. Doğru. Aynen. Sonuçta güzel oldu bizim açımızda. Var mı hikaye? Var canım. İlk doktor okul bitti. Ondan sonra doktoraya gireceğim. Sınava hazırlanıyorum. 2,5 ay var. Param bitti. Babamdan para istemek çok gücüme gitti. Yani şimdi adın diş hekimi. Yeah. Babanı arayacaksın. Baba bana para gönder. Hemen çıktım evden. Yürümeye başladım. Bir yer arıyorum. Çalışacak bir yer. Bir tane poliklinik gördüm. Dedim içeri girdim. Ben dedim iş arıyorum dedim. Aşağıda dedi bir poliklinik. Poliklinik dediği yerde diş hekimliği yani dişin bulunduğu yer bodrum kat. Tamam. Hiç pencere yok. Tamamen mermer. Bildiğiniz şey böyle yani bir hamam tarzı bir yer. Dedi burada çalışabilirsin dedi. Tamam dedim ne yapacağız? İşte gelen hastalara bakarsın dedi. Sana da işte küçük bir %100 vereceğiz dedi. Söylememde sakınca yok herhalde. Tabii yok. %35 vereceğim tamam, ben sana. Tamam peki. Ben hiç şeyim yok. Kabul ettim. Kabul ettiniz. Harika. 6 milyona diş çekiyorum. Yani bugünün 6 TL'sini. Evet. Ve %35'ini bana veriyor. Tamam. Ekmek alamıyorsunuz. Çektiğiniz iş parasında ekmek alamıyorsunuz. 2,5 ay falan çalıştım tamam. ama günde 50-60 diş çekiyorum. Oo. Yani böyle orada inanılmaz bir gece sabaha kadar çalışıyorum. Sabah da gidiyorum işte şey yapıyorum. Sınavlara hazırlanıyorum. Hazırlanıyorsunuz. Neyse sınavlara hazırlandım falan. 2,5 ay orada çalıştım. Doktorayı kazandım. Doktorayı kazanınca dedim ki bu iş böyle olmaz. Bir muayenehane açayım. Bir tane muayenehane açtık. Bravo. Üç arkadaş. Tek ünit bir muayenehane açtık. Sevgili Oğuz ve Bahadır ilk beraber açtığımız arkadaşlarım da. Aynı zamanda doktorayı da beraber yaptık. Bir gün bir hasta geldi. Dişlerini falan tedavi ettik. Sonra dedi ki İlker Bey dedi ben size annemi göndermek istiyorum dedi. Annemin de dişlerinde ciddi problemler var dedi. Ama bu sırada işte karısını muayene etti, şey tedavi ettik, çocuklarını tedavi ettim falan. O zaman tabii muayenehanede bir tane sekreterimiz var ama diğer işleri biz yapıyoruz. Tamam. Kapı çaldı. O gün de sekreter de yok. Ben kapıyı açtım. Bir tane kadın. 80'li yaşlarda bir şapka var böyle kocaman. Böyle gayet iri yarı. Yani görseniz böyle bir önünüzü ilikliyorsunuz. Yani kadını görünce saygı duruşuna geçiyorsunuz. Hoş bir hanımefendi gelmiş. Ben dedi Doktor İlker Bey'le görüşecektim dedi. Buyurun dedim benim dedim.
Hadi oğlum dedi, doktoru çağırsan bana. Efendim benim diyorum. Oğlum hadi doktoru çağırsan bana. Böyle gayet şeyle. Sonra çok, çok güzel bir ilişkimiz oldu. Güzel tedavilerini evet. yaptık, çok şey yaptık. Çok güzel bir hikayesi var. Atatürk'ün Fransa'ya öğretmenlik, dil öğretmenliği için gönderdiği insanlardan biriymiş. Ay ne kadar hoş. İnanılmaz yani lebi derya bir evet. Hanımefendiydi. Sonra ikna ettiniz mi sizi olduğunuza? Tedavi ettik. İlk çok güzel. Çok güzeldi. Gerçekten uzun yıllar bu karar vermeniz, sizin gibi şu anda sizi izleyen, tıp okumayı hayal eden, bir gün sizin gibi başarıları imza atmak isteyen çok fazla genç arkadaşımız var. Süreç çok zor bir süreç. Yani bir de tıp ve diş hekimliği normal üniversite hayatı gibi değil. Şimdi üniversite hayatında gidiyorsunuz, boş ders olur, işte seçmeli dersler olur falan. Tıp ve diş hekimliğinde sabah girersiniz, akşam çıkarsınız, akşam işte... tıptaysanız nöbetiniz vardır. Diş hekimindeyseniz mutlaka ödeviniz vardır. Sabaha evet. kadar ödev yaparsınız. Tabii. Yani normal hayatın dışında yani bitmeyen bir şey. Nasıl söyleyeyim? Eğitim hayatı. Evet. Şimdi ama bu alt dallar tabii çıktı. Çok zevkli. Alt dallar çıktığı için neredeyse 40'lı yaşlarda falan mezun oluyorsunuz. Mezun oluyorsunuz. Biraz zor ama insanları çok iyi güzel. Etmek çok farklı bir duygu. Efendim kesinlikle öyle şey. Tam da bu noktadayız. Çünkü bize tam 19 Kasım günü gelen, başvuran sevgili Kübra Han Onur. Bugün hayallerine kavuşmuş halde finalini göreceğiz. Birazdan buraya gelecek. Gebze'den başvurmuş. 27 yaşında evli iki çocuk annesi. Yüzüm zayıf olduğu için diyordu. Burnumun kemeri beni rahatsız ediyor. Dişlerimden çok rahatsızım. İzleyelim bakalım bir hikayesini. Nasıl gelmiş bize? ...27 yaşındaki Kübra Han Onur... ...yüzüm zayıf, burnum kemerli... ...çürüklerim yüzünden gülemiyorum dedi... ...bize başvurdu. Programı izliyordum... ...ben de değişebilirim düşüncesiyle katıldım. Biz de iki çocuk annesi Kübra Hanım'ı... ...uzman doktorlarımıza emanet ettik. Hocalarıma emanetsin. Tamam. Peki seni daha sonra tamam. tekrar burada başka bir halde göreceğiz. Tamam. Büyük değişim için Kübra Hanım'ın ilk durağı... ...diş hekimi doktor İlker Arslan'ın muayenehanesi. Nedir şikayetleriniz? Dişlerimin çürümesi ve eğrislik var. En son ne zaman tedavi gördünüz? Bayağı oldu. 2-3 sene falan. Çürük müydü ağızda dişler yoksa sonradan mı çürük başladı? Var. Hep çürük dişleriniz vardı. Tamam şimdi sizi bir muayene edelim. Ondan sonra fotoğraflarını çekeceğiz. Bakalım neler yapabiliriz. Diş hekimi doktor İlker Arslan, Kübra Hanım'a hangi tedavileri uygulayacak? Gülümserken diş etlerim çok gözüküyor. O yüzden ufak bir gingivektomi dediğimiz bu pembe estetik yapacağız. Diş etlerini biraz yukarı alacağım. Dediğim gibi dişinin yüzeyinde çok fazla çürük doku var. Eski kaplamalarım var. Bunları yenileyeceğiz. Bu dişin üstteki çürük dokuları temizleyeceğiz. Arkasından da bunlara yeni kaplamalar yapacağız. Sana gülümseme tasarımı yapacağız. Zirkonyum kronlarla da gülümsemeni tamamen değiştirmiş olacağız. Gayet keyifli, güzel bir çalışma olacak. Öncelikle diş etlerini bir temizleyelim. Diş taşlarını bir temizleyelim. Diş etlerin bir sağlıklı haline gelsin. Arkasından da diğer işlemlerimize başlayacağız. Tamam. Şimdi öncelikle ağzınızda yeterli bir hijyen sağlanamamış ne yazık ki. Şimdi diş taşlarını temizleyeceğiz ve diş etlerinin normal sağlıklı hale gelmesini sağlayacağız. Sonrasında tedavilere, diğer işlemlerle devam edilecek. Önemli olan fırçayı ağzımıza sokmak değil, her dişin her yüzeyini etkin bir şekilde fırçalayabilmek. Zaten detertıraş sonrasında da onu da göstereceğiz hastamıza ki bundan sonraki hayatında etkin bir şekilde fırçalayabilsin. Kübra Hanım, değişimin en büyük adımı olan estetik bölümü için Samsun'da. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş, Kübra Hanım'ı sıcacık bir gülümseme ve tatlı sohbetiyle karşılıyor. Öncelikle Samsun'a hoş geldin. Şöyle bir gelin bakalım. Samsun'a daha önce gelmiş miydin? Biliyor Yok. Muydun buraları? İlk defa geldin. Evet. Nasıl buldun ilimizi? Güzel hocam, aslında biz Tokat'tayız. Oradan ama yine gelmedin mi? Tokat'ta hiç gelmedim. Peki. O zaman Samsun senin hayatında önemli yere işgalecek bundan sonra değil mi? Evet. Değişimin ilk basamağı burada gerçekleşsin. Evet. Kübra Hanım yüzünde nelerin değişmesini istiyor? Seni en çok ne rahatsız ediyor? Seni böyle şöyle düşün. Ta Tokatlardan İstanbullara, İstanbullardan Samsunlara, Show TV'lere, Ebru Akel'lere ve sevgili Ebru Akel'e. Evet. Getiren önemli şey ne oldu? Hocam burnum. Burnu? Evet. Ne oluyor? Burnunda ne var burnunda mesela? Ne oluyor burnunda?
Hocam ne bileyim hep elim hatta çok iz yapıyorum böyle durup hatta burasında da kemer yıkıyorum. Ya biraz kaldırayım bir perdesini. Doçent Doktor Hayati Akbaş, Kübra Hanım'a hangi estetik uygulamaları yapacak? Şimdi benim o gün de programda söylediğim gibi en çok dikkatimi çeken burun. Evet. Bir yandan bakıldığında tipik bir Karadeniz burnu. Bakın kemerli, uzun ve aşağı doğru düşük. Doğru mudur? Evet. Evet. Karşıdan da bakalım. Evet biraz da yüzüne göre büyük gözüküyor. Benim amacım yüzünle uyumlu bir burun oluşturmak. Kemer gitsin istiyorum şu kemer. Burnu biraz kalksın yükselsin. Bilmiyorum ekran çekebiliyor herhalde şu an. Şöyle daha bir tablo olsun istiyorum. Hem burun kısalsın, ucu yukarıya doğru biraz kalksın süt çünkü. Ve o kemerde gitsin, büyüklüğü de yüzünle uyumlu hale gelsin. Tamam. Ben bir de bakın yandan bakılsın. Bakın çene geride. Görülüyor mu kızım? Çenen küçük. Mentum dediğimiz çene şu çene bölgesine kendi yağından bir dolgunluk vereceğim. Çene büyütme yapacağım. Tamam mı? Bir diğeri yine şu elmacıklarını, elmacık bölgelerini. Ben bunu aslında bu tepelere, bu elmacık tepelerine Samsun Tepesi diyorum. Bizim burada bir Amisos Tepesi var. Çok güzel, güzelliğiyle meşhur. Ben onun yüz üzerindeki bir yansıması olarak görüyorum onu. Şu dolgunluk, yani şu elmacıkların dolgunluğu, elmacık ifade ettiğimiz o artık Samsun Tepesi, güzellik tepesi ne dersek diyelim. O dolgunluğun verilmesi gerekiyor. Onu da yağ dolgusuyla vereceğiz. Tamam. Bir de göz civarlarına, kaş altına, yüzün diğer bölümlerine çizgilere yağ enjeksiyonu lipofillingle kendi yağına bir güzellik ve bir katkı sağlamaya çalışacağız. Çok sağ olun hocam. Heyecan dorukta. Ameliyat öncesi son dakikalardayız. Spiradon operasyon başlayacak. Evet. Burun ameliyatıydı. Çeneye yağ dolgusu, yüze yağ dolgusu derken süreç böyle devam edecek. Neler hissediyorsunuz? Çünkü artık dakikalar kaldı. Biraz önce konuşmuştuk ama dakikalar kaldı artık. Ben çok heyecanlıyım yani. Hem ameliyat şeyinin korkusu hem şeyin sonucu. İç diyebilir sonuçta. Yani dönüşüyor. Buradan artık dönüşüyor biliyorsun. Evet hocam. Bayağı bir titriyorum. Hadi bakalım. Hakikaten neler hissediyorsun? Heyecan var. Korku var mı? Var hocam. Var mı? Endişe var mı? Evet. Hadi ya istediğim olmazsa, ya kötü olsa diye bir endişe korku var mı? O yönden o da olabilir ama az bir ihtimal. Onu düşünmüyoruz zaten değil mi? Hocam olabilir ama asla düşünmüyoruz ve inanıyorum çok güzel olacak. Evet, İnşallah ekranda öncekiler gibi mutlu bir şekilde çıkacaksın diye düşünüyorum. İnşallah. Bakalım Ebru Hanım beğenecek mi? Ve Show TV izleyicileri beğenecek mi? He? Beğenirler inşallah. İnşallah beğenirler. Hadi bakalım. İnanıyorum beğenecekler. O zaman sevgili Ebru Hanım biz operasyona başlıyoruz. İnşallah güzel olacak. İnşallah her şey umduğumuz gibi, beklediğimiz gibi ve düşündüğümüz ve tasarladığımız gibi gidecek. Ve çok mutlu bir şekilde ekranda sizinle birlikte olacağız. Hadi sevgiler gönderiyoruz Ebru Hanım'a, Show TV izleyicilerine. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Birazdan geliyoruz. Sırada Kübra Hanım'a büyük final için kıyafet seçimi var. Bu önemli adımda Kübra Hanım'a tasarımcı Pınar Kerimoğlu eşlik ediyor. Kübra Hanım günlük hayatınızda nasıl kombinler yapıyorsunuz? Çoğunlukla siyah, uzun, bir tek parça olarak ya da iki parça olarak yapıyoruz. Daha çok renklendirmeyi düşünüyoruz çünkü güzel bir değişim olacak ve yani bu değişimde biraz daha siyahlardan uzaklaşacağız. En azından belki de siyahlara renk katacağız ama güzel bir şey yapmayı düşünüyoruz. Bakalım hadi. Kübra Hanım son dokunuş için uzman kuaförümüz Sabriye Çetin'in yanında. Kübra Hanım'a bugün boya işlemleri yapılacak. Biraz saçının renklenmesi için balyaj yapacağız. Saç derisiyle ilgili problemleri varsa, bakım problemleri varsa o bakımda saç bakımları yapacağız. Kübra Hanım'ı güzel bir şekilde uğurlayacağız burada. Peki tesettürlü hanımefendiler için önerileriniz var mı? Tesettürlü hanımefendiler genelde bu işleri evde kendileri yapmayı tercih ediyorlar. Kuaföre gitmek istemiyorlar. Fakat kuaföre gidip bir uzmana uzmanı burayı kesebilir miyiz? Kuaföre gidip bir uzmana danışmalarını tavsiye ederim. Çünkü saç gerçekten bayanlar için çok önemli. Bu sürekli kapalı olduğu için saç hava almıyor, D vitamini güneş görmüyor, D vitamini eksikliği oluyor. Saç derisiyle ilgili problemler başlıyor. Saçın boy ve uçlarıyla ilgili problemleri başlıyor. Özellikle evde yapılan boyalarda bir bakım yapılmıyor. Saçı nemlendirip yapılandırılması gereken bakımlarımız var. Onlar yapılıyor. Şimdi şu an her yerde tesettür üzerine kuaförlerde hizmet veriliyor. Yani bir uzmana danışmalarını tavsiye ederim.
Ve işte şimdi bugün o gün. Onun için en önemli, en heyecanlı an. Eşi zannediyorum burada. O da heyecanla bekliyor. Beyefendi hazır mısınız eşinizi görmeye ve tüm kendine iyi bak izleyicileri? İşte Kübra Han. Ama artık sizin her birinizin dişleri benden daha güzel. Hocam ben de istiyorum. Size yapacak bir şey. Yani, teşekkür. Yani gerçekten Allah nazardan saklasın Kübra Han. Yani göz, diş, burun. Bak o kız gitmiş başka biri gelmiş. Ama şey olmuş başka biri olmuş gerçekten bu sefer. Hayır, o annen bu kardeşi. Kızı. Hocam ne yaptınız Kübra Han'a? Söyleyeyim mi neler yaptığınızı? Önce ne yaptığımı söyleyeyim. Ne yaptılar sana burun? Burun estetiği oldu evet. Değil mi? Evet. Gözlerine yağ dolgusu, evet, tüm yüz evet. Lipofilingi. Evet. Bir anlat kız heyecandan konuşayım. Evet evet. Evet onlar oldu. Çok çok teşekkür ederim. Gözlere ne oldu? Gözlere de herhalde yağ dolgusu. Şimdi o hep bahsediyorum. Bakın ilk şeye bakın fotoğrafa. Yine pörtlek. Çok fazla bilmiyorum. Hayati Hoca uyutup yaptı ya. Ondan sonra Hayati Hoca da unutuyor ne yapıldı. Aradan 3 ay geçmiş unutuyorum. 2,5 ay geçmiş. Evet. Şimdi bakın ilk fotoğrafa. Gözlerin daha böyle dışarıda. Etraftaki dokuların daha az kapsayıcı olduğunu görüyorsunuz. İkinci fotoğrafa bakın. Kapaklar daha dolgunlaşmış. Gözler evet. Yuvasına yerleşmiş. Ama göz kapağı estetiği yok hocam. Bu sadece lipofillingle. Evet. Sadece lipofillingle. Lipofilling yöntemiyle. Ve ister istemez kaşları yukarı doğru kaldırıyor. Lipofilling yöntemi de özellikle. Kaşlar da yukarı doğru kaldırıyor. Yüzün o çizgilerine, yanaklarına, belli yerlere gençleştirici, cilt yenileyici amaçlı lipofilling yapılıyor. Bu da burunla birleşince tabii ki yüzde olumlu bir değişiklik. Bakın göz ve buruna ve tabii dişi söylemiyorum. Diş zaten kendini orada belli ediyor. Dişler ayna. Dişleri zaten alem ama gözlere ve buruna bakıldığında, yüzün tamamına bakıldığında daha pozitif, daha uyumlu bir yüz tablosu evet, ortaya çıkmış. Burun yandan var mı acaba? Yandan da bir önceki kokuyor. Problemini bir görmek istiyorum. Evet, aslında yandan olsa belki de vardır. Mutlaka vardır. Evet, yandan. Evet. Şöyle, şimdi tabii doğru, ortaya çıktı. Doğru, bu tarafa evet. Doğru dön. Şöyle, evet. Şimdi tabii bakalım. Hocam. Şimdi dikkat edin, kemerli, şu uzun. Şu çeneni biraz açmanda sakınca var mı? Peki, tamam. Evet. Şimdi bakın, yandan bakıldığında belirgin büyüklüğünü burnun fark ediyoruz. Yüze göre dikkat edildiğinde büyüklüğünü fark ediyoruz. Kemeri fark ediyoruz. Uzunluğunu ve burnun aşağı doğru düşüklüğünü hocam, çok güzel burun fark ediyoruz. Olmuş. Ama ikincide daha doğal, yüzüyle uyumlu. Dikkat edin, çene, dudak, burun ilişkisi evet. Daha bir normalize olmuş. Daha minyon bir yüz olmuş. Evet, daha minyon bir yüz oluşmuş. Ve doğal olmuş her şeyden önce. Yani evet. Aslında ben birinci fotoğrafı görmesem belki bilmesem de hani ameliyatı olduğunda söyler miyim? O kesinlikle. Belki. Kesinlikle katılıyorum. Tekrar karşıya bakın. Burada da öyle. Yani karşıdan bakıldığında da yine kaş, göz kapakları, burun, dudaklar ve yüzün geneline bakıldığı dişle birlikte hiçbir suninin olmadığını evet. Düşünüyorum. Doğallık önemli bir faktör hasta açısından da bizim açımızdan da. Ah canım benim. Dolayısıyla sağlığına kavuştu. O dişler de evet. Neymiş öyle. Değil mi? Evet. O burun da seni rahatsız ediyordu mutlaka. Evet. Hem yüzün güldü. Nasıl hissediyorsun kendini? Evet. Çok güzel. Anlatılmayacak kadar bir duygu yaşıyorum. Gerçekten mi? Hep bunu ister miydin Kübra? Evet. Değil mi? Eşin de seni evet. Destekledi. Eşin evet. De buraya getirdi. Evet. Samsun'a siz nasıl buldunuz? Samsun'a misafir ettik kendisini. Eşi de gelmişti değil mi? Eşi de evet, gelmişti Samsun'a. Gelmişti. Evet. Eşi de gelmişti. Hay iyi buldu mu eşini? Beğendi mi? Evet, yok çıkartmıyorum seni merak etme. Beğendin mi diye soruyorum sadece buradan. Beğendi, yüzü gülüyor eşinin de. Evet. Tabii büyük heyecan sizler için bu. Evet. Değil mi? Nereden gelmiştiniz bize, nereden başvurdun? Gebze. Gebze'den geldim. Evet. Peki, şimdi kendini iyi hissediyorsun. Evet. Şimdi tek gördüğüm şey kendini iyi hissederken o ağız hiç kapanmıyor. Evet. Nasıl kapansın ama? Yani kapanır mı bu ağız hiç? Kübra'nın bir diş eti problemi vardı öncelikle. Ve dişlerin boyları kısa.
dişlerde çok ciddi renklenmeler, çürükler ve düzensizlikler vardı. Ön dişlerin hepsinde çürükler vardı. Vay vay vay. Öncelikle o diş eti problemini düzelttik. Yüzüyle uyumlu. Çünkü Kübra'nın yüzü aslında ön segment, yani şu burun ve ağız tamamen önde gibi duruyordu. Bu da neyi sağlıyor? İlk baktığınızda işte burun ve dişe dikkat ediyorsunuz. Mesela önceki fotoğraflara bakın yüzden. Öncelikle burun ve diş sizin çok dikkatinizi çekiyor. Değil mi? Çok çok yani güzel bir saptama yaptınız. Ben buradayım diye böyle. Ben buradayım diye. Değil mi şimdi, hocam? Doğru, aynen. Evet, yüzünün o bölümünü görüyormuşuz daha önce. Sadece orayı görüyormuşuz. Şimdi burnun küçülmesi, diş etlerinin biraz yukarı alınması. Dişler daha önce kareydi. Biz onları biraz daha üçgen ve üçgen ve uzun yaptık. Şimdi bunu yüzün daha uzun gözükmesini sağladı. Mesela burada bakın, yüz daha kare. Evet. Bu tarafta yüz daha oval, oval ve uzun. Kesinlikle. Şimdi bunların hepsinde çenede herhangi bir şey yok. Çenede bir şey yok. Aslında mesela çenenin ucuna bir parça ek yapılsaydı evet, çok daha fazla değişecekti. Başka bir şey olabilirdi. Ama burnun yukarı doğru kalkması, işte diş etlerinin yukarı alınıp dişlerin boylarının uzaması çok efektif bir görüntü kazanıyor. Yani bir şeyler değişiyor ama biz neyin değiştiğini bilmeden o güzelliği fark ediyoruz. Evet. Sonrasında çürükleri temizledik. Kanal tedavileri vardı. Onları yaptık. Evet, yani dişleri Kübra'nın, nasıl bu kadar çürütmeyi başardı bilmiyorum o dönemde. Kübra'nın dişlerinde böyle çok bembeyaz renkler tercih etmedik. Biraz daha ten rengine uygun bir renk belirledik. Daha doğal olsun diye. Sonrasında da porselen laminalarla tedavimizi tamamladık. Çok keyifli porselen lamina değil mi bunlar hocam? Çok keyifli bir gülümseme tasarımı oldu. Evet, gerçekten. Kendine zaten gayet güzel. Gayet güzel. Çok mutlu. Çok mutlu. Peki, protez uzmanı diş hekimi İlker Arslan ve ekibine çok teşekkür ediyoruz buradan. Estetik ve plastik cerrahisi uzmanı doçent doktor Hayati Akbaş yine seni Samsun'a götürerek orada misafir etti. Orası nasıl geçti? Çok güzel. Aslında yakınlık Tokat şeyinden Samsun'a. Çok güzel bir yermiş. Heyecanlandın mı? Çok teşekkür ederim. Evet. Bayağı çok ilgilendim. Ben hep diyorum ya, Türkiye'nin Miami'si. Evet, tek hekimimiz Miami diye. Hakikaten geldikten sonra hocam haklı söylüyormuşsun diyorlar. O da beni mutlu ediyor. Evet, aynen. Çok çok teşekkür ederim. İlker Bey'e de çok çok teşekkür ederim. Merve Hanım'a daha çok teşekkür ederim. Bayağı ilgilendi. Evet. Dişlerimle Buket Hanım. Bayağı şaptı. Bütün ekip seferber olduk vallahi size. Evet, yani. Bilmiyorum. Estağfurullah. Biz de ekip çok önemli biliyorsunuz. Tabii. Yani hep beraber çalışıyoruz. Çünkü tek başına yaptığımız bir şey değil. Aynen. Teknisyenimiz var Nimetullah Bey. Bu güzel işlerin hepsini beraber çalışıyoruz. O da görünmeyen kahramanlardan. Kesinlikle. Adını da hiç anmıyoruz ama sevgili Nimetullah'a da çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa sürede çok güzel işler yapmamıza yardımcı oluyor bizim. Çok çok başarılı. Çok başarılı yapıyor. Olmuş. Porselen teknisyenimiz. Evet. Şu önceki sonraki fotoğrafı tam karşıya bir iki yere dikkat çekeceğim. Dişlerle beraber tam karşıdan bakarsanız karşıya bakın. Şimdi bakın, dişlerin zaten değişim bariz ve belirgin, tartışılmaz. Şimdi üst göz kapaklarına bakın. Üst göz kapaklarına bakın. Evet. Önceki fotoğraflara bakın. Yani detaylara girdikçe yapılan işler daha da net anlaşılıyor. Bir de şunlara bakın hocam. Nazure bir hal çizgilere bakın. Göz kapaklarına bakın tekrar üst göz öncesiyle beraber. Ve buruna bakın. Şimdi burunda karşıdan bakıldığında deliklerin gözükmüyor olması. Ha. O hani bizim domuz burnu diye ifade ettiğim çok aşırı kalkık olmaması doğalın önemli göstergesi. Evet. Dolayısıyla o çizgilere dikkat et. Dişe dikkat. Üst göz kapaklarına dikkat. Yüzün bütününe bu sefer bir de bütününe dikkat çekmek isterim. Anlamlı olmuş. Güle güle kullansın diye. Teşekkür ederim. Duygularımı gerçekten çok güzel oldu. Kesinlikle çok gençleşmiş. Çok gençleşmiş. Zaten 27 yaşında. Daha ne gençleşecek ama. Şu an böyle 23-24'lerde. Ama aynen. O fotoğraf, ilk fotoğraf 27 değil yani. Kesinlikle daha fazla değil. O fotoğrafta o senin ablan. Evet. Ablan gitti, o sen geldin. O konuşma bir daha. Gerçekten. Konuşma. Kuaförümüz Sabriye Çetin saçlarına uygulamalar yaptı. İçine sindi eminim. Evet. Mutlu oldun. Ve şık kıyafetlerin için tasarımcı Pınar Kerimoğlu sana böyle bir çizgililer, pantolon, üst sezon renklerinden, modasından bir durum yansıttı. Peki sen bize nasıl başvurdun? Nasıl karar verdin eşinle beraber bize gelmeye? Çok bayağıdır izliyordum. Bir cesaret edip şey yapayım. Ben öncelikle size başvurdum. Sizden kabul gelince eşime söyledim. Eşime de çok teşekkür ederim. Arkamda durdu. Tabii. Destekledi beni bayağı. Öyle başvurdum WhatsApp'tan. O da dedi tabii dedi. Gidelim dedi. Evet. Tanıdı, güvendi bize. Seni getirdi, teslim etti. Evet, bayağı ona da izlettim. Evet. İkna oldu o da. İkna zor mu, ikna oldu eşim? Yok, birkaç bölüm izlettim, böyle oluyor önce sonra. Ön hazırlık. Evet. Artık o kadar tabii bilinçliler ki ve öyle güzel bir arşivimiz var. Kesinlikle. Ki showtv.com.tr'de sevgili izleyiciler, kendine iyi bakın. Tüm bölümlerini izleyebilirsiniz. İlk günden bugüne neler yaptığımız
sizin gözleriniz önünde her hafta, değil mi? Bugüne kadar onlarca kişi bir araya gelsek bir 50-100 kişi bir arada olacağız. Öyle bir program yapalım. Mesela best of falan gibi. Aynen. Harika olur. Gerçekten harika olur hocam. Ve ara ara aslında geri geliyorlar mesela, görüyoruz. Daha mükemmel, hayatlarına daha mutlu, daha özgüvenli ve mutlu bir şekilde devam ediyorlar. Peki hala şu an buradan sonra hayatına devam edeceksin. Bu dişlere ve bu yüze nasıl bakacaksın, onu biliyor musun? Çok iyi. Bizde çok sıkı bir eğitim var. Evet, tedavi bitiminden sonra böyle bayağı bir yarım saat boyunca bunlara nasıl bakacaksınız diye bir eğitim alıyorlar. Evet. Bakacağım, eski haline getirmemeye çalışacağım. Asla. Peki hocam, şimdi burun oturmuş görünüyor şimdi. Kasım ayında teslim etmişiz size. Kasım ayında teslim etti. Ben her zaman söylüyorum, oturmuş gibi gözükse de bir ameliyatın finali bir yıl zaman gerektiriyor. Bakın burunda da, yüze yaptığımız uygulamalarda en son nihayileşme bir yıl. Ama 2-3 haftadan sonra artık neredeyse etraftaki insanlar ufak bir make-up'la anlaşılması hale geliyor. Bilmeyen bir insanın ameliyatı geçirdiğini anlamaz. Şimdi sokaktaki insan ilk defa görse kendisinin ameliyat olduğunu anlamaz. Gözlük takmaya başlamış mıdır hocam? Genellikle birkaç aydan sonra öneriyoruz gözlüğü. 4 aydan sonra yavaş yavaş başlayabilir. Ağır gözlükler olmamak kaydıyla gözlük kullanabilir. Denize girebilir, havuza girer. Yani normal yaşantısı artık dönebilir. Fazlasıyla dönebilir. Sadece çok ağır baskı yapmayacak. Çok ağır baskı olmasın. Çok ağır travma olmamak kaydıyla ufak tefek çarpmalar, vurmalar da etki etmez bu aşamadan sonra. Ama tabii ki iyileşme süreci devam ediyor. Hep söylüyorum. Bir yıl sonra bir daha göreceğim. Göreceğiz. Bakacağım. Tamam dediysem tamam. Evet. Eksik dediysem gereken yapılacak. O kadar. Yapılacak. Evet. Harika. Şimdi o zaman madem konu açıldı, bizim sevgili daha önce bize başvuran bu çiftimiz, Kenan ve Selma çiftini hatırlıyorsunuz. Evet, onlar karı koca bize başvurdular ve biz onları bir yemeğe gönderdik. Evet. İzleyelim bakalım o yemekte o yeni halleriyle nasıl geçmiş, neler yapmışlar. ...37 yaşında ve 4 çocuk annesi olan Selma Hanım, dişlerinden, kaşlarından ve yüzündeki yorgun ifadeden şikayetçiydi. Uzman doktorlara emanet ettiğimiz Selma Hanım yepyeni bir görünüme sahip oldu. Evlilik yıl dönümleri için Ebru Akel muhteşem değişim yaşayan çiftimize Boğaz'da yemek hediye etti. İşte o yemekten unutulmaz anlar. Söyle bakalım, ne gibi değişiklikler oldu bu programdan sonra? Hayatım bayağı güzelleştin. Dişlerim mükemmel oldu. Beni daha çok beğeniyor musun? Ben seni zaten beğeniyordum ama daha çok beğenmeye başladım. Tabii her bayan bakıma ihtiyacı vardır. Seni daha çok seviyorum. Ne kadar seviyorsun? İlk günkü kadar mı yoksa daha fazla mı? İlk günkü kadar seviyorum. Muhteşem değişimden sonra birbirlerine adeta yeniden aşık olan çiftimiz ilk tanıştıkları güne gidiyor. Öğlen saatleriydi. Evet. İş yerindeydim. Evet. Çalışırken iş yerime gelmiştim. Evet. Diş problemlerim vardı. Muayene için gelmiştin. Orada tanıştık, başladık. Harikasın hayatım. Böyle unutmamışsın. Devam ediyoruz. Seni kutluyorum. Unutacağını düşünmüştüm ama unutmamışsın. Hayır, 5 senedir de devam ediyoruz. Mükemmelsin. Tebrik ediyorum. Keyifli ve romantik bir yemek yiyen şanslı çiftimiz Ebru Akel'e her şey için teşekkür ediyor. Seni değiştirmekten ziyade beni de değiştirdiler. Üstüne üstelik bir de 14 Şubat'ta özel bir yayın yaptılar. O da yetmiyormuş gibi bir de yemek organize etmişler. Çok teşekkür ederim kendilerine. Evlilik yıl dönümümüz olduğu için. Evet, Ebru Hanım'a çok teşekkür ediyorum bundan dolayı. Ben de teşekkür ediyorum. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır tabii ki. Evet, Kenan ve Selma hayatlarından çok memnun. Çok da kibar bir çift. Yani birbirlerinin önceliklerine mutlular. Çok saygı duyan, mutlu çok mutlular. Mutlu kesinlikle çok öyle. Çok pozitifler. Bir hafta Samsun'a misafir ettik kendilerini. Gerçekten çok özeller. Çok bakın. Baksana zaten yüzüne yansıyor. Dikkat edin sana. Ama Kenan bayağı şey oldu böyle. Kenan oldu. Bambaşka bir şey oldu yani. Kenan yavaş yavaş TV yıldızı olmaya oldu. Kesinlikle. Ama o potansiyel ikisinin de içinde. Zaten güzel insanlar, yürekleri güzel, keyifli. En önemlisi. Baksanıza ama ne kadar bizim güzel. Bizim de buna katkımızın olması çok keyifli yani. Sizin sayenizde gerçekten çok ne güzel. Sağlıklarına kavuştular. Evet, sağlıklarına kavuştular. Özgüvenleri yerine geldi.
Şimdi bizim sevgili Kübra'mız da aynen o şekilde hayatına ve çocuklarına, iki çocuğum var Allah bağışlasın, onlara daha sarılarak devam edeceksin eşinle daha mutlu. Aslında bu estetik cerrahi, diş estetiği, yüz estetiği ve diğer estetikler insanların sadece bedenlerine dokunmuyor, zaman vurguluyor. Aslında ruhlarına da dokunuyor. Tabii. Ve onların hayatlarına pozitif bir enerji katıyor. Yeter ki iyi değerlendirilsin, yeter ki dozunda ve zamanda yapılsın. Evet. Her şeyde olduğu gibi kararında olsun. Kararında olsun. İyi ki geldin sevgili Kübra. Kübra Han Onur, 27 yaşında evli iki çocuk annesi. İşte bugün hayallerine kavuştu. Çok teşekkür ediyoruz sevgili doktorların. Bu tıp bayramında, 14 Mart tıp bayramınız kutlu olsun tekrar. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Da kutlu olsun bu sefer. Evet. Ve bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Yarın yine görüşünceye dek kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.